Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında vizyon programı ile sizlerle birlikteyiz. Biliyorum ki e, Sayın Halis Özdemir'i gözleriniz arıyor. Merak ediyorsunuz şimdi nereden çıktı Serkan Güzel diye. Hemen izah edelim. Üzücü bir olay yaşadık geçtiğimiz gün. Sayın Halis Özdemir'in sevgili annesi Hakk'a yürüdü, vefat etti. E, biz öncelikle Akit TV ailesi olarak başsağlığı diliyoruz kendisine. Reji ekibi kameraman arkadaşlarımın da başsağlığı dileklerini... Halis Bey'e iletiyorum. Çok üzgün olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Kendisi çok sevdiğimiz bir büyüğümüz, çok kıymetli bir insan. Anne ölümü de geçtiğimiz sene annemi kaybettiğim için çok iyi bilirim. Acısını paylaşıyoruz bütün ekip arkadaşlarım olarak. Biz de onu aratacağız belki ama bugün kendisinin yerine sevgili konuklarımıza eşlik edeceğiz. Değerli gündem gündemlerde çok kıymetli, önemli konular var. Hiç vakit kaybetmeden programa geçelim. Öncelikle konuklarımızı anons edelim. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Hasan Ünal ile bir Skype bağlantısı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Stüdyomuzda Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Okur. Hoş geldiniz Hoş bulduk. stüdyomuza. Yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir. Hoş geldiniz efendim. Hoş İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ömer Kul. Aynı zamanda İsa Yusuf Alptekin Vakfı Başkanı. Ve hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle ben program sunarken hep şey derim öncelikle. Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi bu COVID belası gündemin gündemdeyken? Sizi böyle sağlıklı görmek hoşuma gider hocam. Sağ olun Allah razı olsun. Var evet, Halis Bey'e de çağır. bir mesajınız. Onu da alabiliriz. Evet, ona da baş sağlığı diliyorum. Baş dinliyoruz. sağlığı Evet. evet. Halis Bey'e mütelem annesine, Çerkez hanımefendisine evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, Mekanı cennet olsun. olsun. Amin. Sabırlı. Çok Allah, Allah sabırlı, Allah Allah çok şeyli bir, vefalı bir anneymiş. Halis Bey Mamak'ta yatarken, evet. ya, oğlum üzüm yiyemiyor diye Tokat üzümlerinden yememiş, sarmalarından yememiş. Böyle bir anne. Yani Abi, o dönemde Allah, çok sıkıntılı şeyler de yaşadı Halis evet. Bey. Allah rahmet eylesin. Allah bütün annelere de hayatını kaybeden tüm annelerin mekanı cennet olsun. Amin. Hayatta olanlara da sağlık dileyelim. Amin. Ömür uzun ömür güzel ömür dileyelim. Gündemimiz yoğun. Yeni dünya düzeninde Türkiye'nin yeri, Amerika NATO ilişkileri, Çin, Kıbrıs sonuçları <laughs> çok gündemimiz olacak. Hatta bir gündeme de şöyle bir şey ekledim son dakika. Şimdi hep değerli böyle öğretim üyeleri olunca stüdyoda Son bölümde belki vaktimiz kalırsa bu yüz yüze eğitim, online eğitimle ilgili ailelere belki öğrencilere bir küçük bir şeyler de söylemek isterseniz Onu da ekledim aslında gündeme yoktu ama vaktimiz kalırsa. Öncelikle Sayın Hocam, Sayın Kulla başlamak istiyorum çünkü bir hazırlığınız var evet. zannediyorum. Hemen ilk bölümde onu rahat rahat backgroundumuzda anlatırsanız çünkü belki ilerleyen dakikalarda vaktimiz de olmayabilir. Çin'le ilgili bir görseller hazırladınız hocam. Evet, evet. Öncelikle bunlardan bahsederseniz sonra sevgili şöyle, yönetmenim ekrana verecek. E, Çin aslında bundan sonra muhtemelen çok daha fazla konuşulacak. Bugüne kadar az konuşuldu. Çünkü Çin e, hem bölgesel olarak hem de dünyayı etkileyen bir siyaset güdüyor malum. Evet. <laughs> Doğu Türkistan'da yaşananlar dışında bu kuşak yol projesi dolayısıyla e, hem Türkistan coğrafyası hem de ülkemizi etkileyen bir ülke konumunda. Bununla beraber Afrika'daki yayılmacı siyaseti ve Türkiye'de bir Çin algısı var. Ee, ve hak ettiği kadar, tartışılması gerektiği kadar <laughs> ben Çin'in tartışılmadığını, konuşulmadığını düşünenlerdenim. Bu anlamda bugünkü Çin e, konularımız arasında olduğu için onunla ilgili bazı hem görseller üzerinden daha iyi anlaşılması adına bir de veriler üzerinden Çin'i biraz bir masaya yatıralım arzu e, arzu ettim açıkçası. Uygun evet. görürseniz hem harita üzerinden de. Zaten yönetmenim de şu an ee, ekrana yansıttı. Bir Dilerseniz, konuşalım bakalım Çin'i nasılmış e, görelim. <laughs> Bizde bir söz var hani gözden ırak olan gönülden de olur derler. Ama artık dünya global bir hale geldi. Evet. Bir köy bir nevi. Onun için dünyanın bize en uzak noktasındaki yaşanan bir olayı ister istemez o olaydan biz etkileniyoruz. İşte onlardan birisi de malum Çin. Çin evet uzak bir coğrafya ama Çin'in beşte birlik kısmını oluşturan bizim Doğu Türkistan diye ifade ettiğimiz bu bölgede yaşananlar onunla beraber Çin'in genelinde tabii Çin dünya ekonomisinin bir nevi üst, üretim üssü de oldu. İşte o üretim üssünün bize nasıl bir yansıması var? İster istemez bu yönleriyle beraber Çin'i biz bugüne kadar az konuştuk ama bugünden sonra biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Anlaşılabilmesi adına ben ufak Çin'le ilgili bir birkaç malumat vermek isterim seyircilerimize de. 9,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyadan bahsediyoruz, bir devletten bahsediyoruz. Bunun, 1 milyon 824 bin 418 kilometre karelik yani ortalama 5'te 1'i Doğu Türkistan dediğimiz coğrafya. Bunun dışında Çin, Kuzey'den Rusya Federasyonu, Moğolistan, Doğu Türkistan üzerinden Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve burada bizim çokça belki kamuoyunda Doğu Türkistan'dan daha fazla konuşulduğunu hissettiğim Arakanlı Müslümanların yaşamış olduğu Myanmar olmak üzere. Gelelim Vietnam. E, bu aşağı kısmı da konuşacağız ama işte Tayvan, Japonya ve iki Kore ile komşu bir devlet. Çin. Çin aynı zamanda bu koca coğrafyada herkeste problemli. Hemen hemen herkeste problemli. Problemli olmadığı üç tane devlet sayabiliriz burada. Bunlardan birincisi Pakistan. Pakistan'ı. Şu anda bir nevi Çin peyki olarak idare ediyor. İkincisi Burma dediğimiz işte var Burayı da ciddi manada şu anda bir üssü olarak. Burada çünkü askeri üsler de kurdu. Üçüncü devletimiz de bir nevi e, diyebiliriz Kuzey Kore. O da sistem dolayısıyla bir yakınlığı var. Ama onunla ilgili şunu ifade edelim. Çin virüsü çıktığında herkesin Covid diye ifade ettiği Çin virüsü çıktığında ülkesini Çine kapatan ilk devlet Kuzey Kore. Evet, bunlarla ilgili e, ciddi bir sıkıntısı var. Onlara az sonra yine ben bazı görseller hazırladım paylaşabilirsek onları söylediğimde değiştirirsek e, göstereceğiz. Ama onun haricinde bir de seyircilerimizin şu coğrafyaya dikkatlerini çekmek isterim çünkü burası 850 kilometre uzunluğunda bir boğaz. Çin açısından çok değerli stratejik bir yer ama <laughs> bu bölge Endonezya, Singapur, Malezya'nın olmuş olduğu bu bölge biraz daha Amerika'nın kontrolünde olduğu için Çin bu kuşak yol projeleri kapsamında bu boğaza alternatif nasıl bir şey oluşturabilirim e, stratejisini kurdu. Ve bunun üzerine şurada Çin'in Kunming diye bir eyaleti var. Bu Kunming'den başlayan ve denize inen Hint okyanusuna inen bir güzergah kurdu. Hızlı tren ve otoban e, projesi. İkincisi Kaşgar'dan başlayan, Pakistan'dan Gwadar'a inen, yine denize yani okyanusa inen bir e, hat daha kurdu. Ve burayı sırf yarın belki kapandığı takdirde deniz ulaşımını sağlayabilmek adına bunu Çin yaptı. Bir başka şey, Çin tabii ki çok büyük devre, dünyanın üretim üssü ama enerji ve ham de dünyaya bağımlı bir devlet. Ve bu enerji ve e, ham madde su toğunu veya ihtiyacını genelde deniz üzerinden karşılıyor. Ve bu anlamda ister istemez hem Türkistan coğrafyasında hem işte Arabistan'da hem de Afrika'da ciddi üsler ve yatırımlar yapıp bunları ülkesine taşıyıp ürettiğini de aynı şekilde bu kurmuş olduğu güzergahlar vasıtasıyla kuşak yol tren hatları, karayolu hatları ve deniz üzerinden batıya taşıyan bir sistem geliştirmeyi düşündü ve bunun üzerine tabii ki bu yayılmacı siyaseti Çin'in ister istemez bir tepkiyle karşılaşmasına, menfaatine do dokunan ülkelerle karşı karşıya gelmesine vesile oldu. Bunların en başında da malum işte bu ticaret savaşları dedikleri Amerika ile olan ilişkileri e, evet. dolayısıyla oldu. Ama onun haricinde yine bizim bölgeyle ilgili bilmediğimiz Çin'in problemli alanlarıyla ilgili Onunla beraber Çin'in ekonomisiyle ilgili, yani Türkiye'de şimdi Çin ekonomisine dair anlatılanların aslında gerçekle çok da alakalı olmadığını, gerçeği yansıtmadığına inananlardan birisiyim. Ee, haritaları değiştirebilirsek, mesela bir nolu haritadan itibaren bakalım neymiş bu Çin'in gerçek ekonomik durumu veya ekonomiyle ilgili Çin, Biraz Nasıl bir mesaj değil. vermek istiyorum Hocam, dünyaya? Hocam harita değişirken şeyi de sorayım. Aslında Çin'in ağır sanayisinde büyük ölçüde Amerikalı sektörlere ait bildiğim kadarıyla. Ha, onu söyleyelim tabii. Yani, yani %50'den fazladır belki de. Başka bir şey söyleyelim. Yani bugünkü Çin'i bu duruma getiren Batı'nın kendisi, sermaye. Evet. Yani oraya gidip Batı sermayesini Çin'e taşırken neyi hedeflemiş? O malum telefon markasının da bütün ortakları aslında İngiliz. İsrail Amerikalı iş adamı. Aynen. Batı neyi hesap etmişti onu söylerim bu vesileyle. Batı Çin'e e, sermayeyi getirirken iki şeyi hedeflemişti. Bir, ucuz iş güç. Yani daha az maliyetle daha çok ürün evet. e, yapıp bunu satıp daha çok para kazanmak. Bir de tabii ki Batı sermayesi e, bir bölgeye giderken, bir devlete giderken bir başka şey daha hesap eder. Yönetimi değiştirebileceğini, yönetimi etkileyebileceğini, yönetime istediğini yaptırabilmeyi hedeflerdi. Ama Çin de evet birincisini yaptı ama ikincisini yapamadı. Çünkü o anlamda da Çin'in karakteristik bir özelliği var. O özelliği çok da hesap edemediler. Evet bu haritada ise Çin'in bu kuşak yol projesi kapsamında bir dünyaya nasıl yayıldığını, denizleri nasıl kullanmak istediğini, kara yolu olarak hızlı tren hattıyla beraber nasıl bir hedef güttüğünü bu haritada görmek mümkün. Yani Pekin'den kalkan bir tren, Fasılasız olarak işte Londra'ya gidecekleri bir e, büyük bir proje bu. Yani kuşak yol projesi üzerinde e, Mehmet Akif Hocam da çalışmalar yaptı. E, ucu açık bir proje bu. Yani e, bir proje yaparsınız siz, maliyeti bellidir, ortakları bellidir, e, süresi bellidir. Ama bu kuşak yol denilen projenin maliyeti belli değil. Yani... İlk başlarda 700-800 milyar dolarlık denilen bu proje 900'e çıktı. Şu anda 1.4 ve yarın ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Ne kadar artacağını da bilmiyoruz. Sorumlusu kim? Evet Çin'in ifadesiyle diyor ki herkes bunda. Yani kim içerisine girmek isterse, kim bir proje buna katkı yapacaksa o ortağı diyor ama günün sonunda kazanan sadece bu işten Çin oluyor. Onu görelim. Onu göreceğiz de hatta bazı şeyler üzerinde. Bu anlamda bir şeye dikkatini çekmek, dikkatleri çekmek isterim. Bu bu e, görüntü itibariyle bana bir ejderha, ejderha figürünü anlatıyor, hissettiriyor yani. Ve işte uygulamasına baktığınızda aslında bu Çin'in e, bu proje kapsamında bütün olarak e, sadece kendisinin kazandığı bir sistem kurmak istediğini de çok net bir şekilde e, görmeniz mümkün. Değiştirebilir miyiz haritayı? Evet, yine bu kuşak yolla alakalı, e, birazdan ayrıntısına gireceğiz. E, Singapur'da, birazsa Gwadar'da ve Kenya'da e, bu kredi verip kredilerini ödeyemeyenlere karşı uyguladığı bilhassa büyük e, limanlara işte 99 yıllığına el koyma siyaseti Çin'in onları gösterme esasında deniz ulaşımı Çin açısından çok önemli. Birazdan resimlerde yine göreceğiz. Bizde de İstanbul'da da işte hemen avcılarda bir kumport limanının %64'ünü satın aldılar. İşte Yunanistan'ın en büyük limanı var. Pire Limanı. Onu satın aldılar. Atina'yı almayı düşünüyorlar. Ciddi İskenderiye'de, Mısır'da. Manada, de, Mısır'da. Tabii Mısır'da aldılar. Onları direkt söyleyeceğim. Onlarla ilgili ayrı ayrı şeyler var ama Yine bir bütün halinde bu kuşak yol projesinin neyi ihtiva ettiğini, nereleri kapattığını göstermek açısından bu haritayı kullanmak istedim. Değiştirelim. Evet. Enteresan mesela böyle bir çalışma var. 2000'li yıllara kadar dünyada fakir devletlere ve da başka bir amaç doğrultusunda hiç önemli değil, borç vermeyen bir ülkeydi Çin sıfır borç verdiği burada da takip etmek mümkün. İşte 2003'ten itibaren borç verme işleri başlıyor. Bugün işte 2016 2020 yılına geldiğimizde şöyle bir enteresan bilgi vereyim. Bu kuşak yol güzergahının geçmiş olduğu ama ekonomisi zayıf 35 ülkenin 31'i Çin'e borçlu durumda. Yani o kuşak yolun ortaya çıkarken insanlara ve devletlere refah getireceğiz iddiası her ne hikmetse o ülkeleri borçlandırdı ve bu borçlanma Çin'e oldu. Sonuç itibariyle bu borçlarını ödeyen birçok ülke stratejik yerlerini, limanlarını, hava, havaalanlarını Çin'e işte 20 yıllığına, 99 yıllığına terk etmek zorunda kaldı. Bu da enteresandır. Yani Çin'in nasıl bir emperyal siyaset güttüğünü toplu olarak göstermek açısından Değiştirelim. Evet. Enteresan bir şey var bu kuşak yol bağlamında. Çin'in bilhassa bu limanlara karşı özel bir ilgisinin olduğunu biz görüyoruz. İşte burada Hayfa limanı İsrail'de, İskenderiye limanı Mısır'da, az önce ifade ettik, Kumport limanı Türkiye'de, Pire limanı Yunanistan'da söyledik yine Atina'yı da almayı düşünüyor. Napoli ve Cenova'da ve Cezayir'de Şimdi birazdan bir harita daha göstereceğiz. Kenya'da bir limanı da e, proje kapsamında projeyi geri ödeyemediği için 99 yıllığına kullanma hakkı elde etti. Evet değiştirelim. Ha bu değiştirin, şunu da söylemek istiyorum burada. E, Türkiye ile ilgili Çin'in önümüzdeki 10 yılda Türkiye ile ilgili e, 10 milyon Türkiye'de Çinli nüfus projesi var. Ve bu 10 milyonun 1 milyonu liman şehirlerinde olmak üzere diyor. Bunun tabi reklamları da var Çin'de. Evet. Şimdi <laughs> ekonomisi böyle. Bunun üzerine biraz daha döneriz ama <laughs> Çin dedi ki az önce büyük bir haritayı gösterdik Çin anlatırken. O Güney Çin dediği denizi dediğimiz bu bölgede Çin bir kere e, buradaki adalar benimdir. Kıta sağlığı problemi ciddi manada var. E, i̇şte Güney Çin denizi denilen bu Sipratlı adaları üzerinde Nereye? Malezya'ya, Brunei'ye, Vietnam'a, e, Filipinler'e daha yakın o, olan bu bölgenin burada da Tayvan var ve daha yukarıda ve doğuda Japonya var. Bu alanın kendi bölgesi olduğu iddiasında e, Çin ve burada suni adalar oluşturdu. Yani deniz üzerinde dolguyla beraber suni adalar oluşturdu ve bu adalara e, havalimanları yaptı. Kara ve savun e, deniz savunma sistemleri kurdu. Hava savunma sistemleri kurdu. Ciddi manada şu anda mesela şunu öngörebiliyorum: Muhtemelen önümüzde büyük devletler arasında sıcak bir çatışma olursa bu bu bölgede olacak. Evet haritayı değiştirelim. İşte bu Güney Çin, Çin dediğimiz, Çin Denizi dediğimiz şu alanın tamamı Çin diyor ki benimdir. Tabii buraya kıta sahanlığı konusunda soktuğunuzda bunu da çok tartıştık. Mesela Doğu Akdeniz'de, işte Kıbrıs meselesi dolayısıyla Yunanistan'la bir sürü devlet girdi araya. Ama sadece şu haritada bile Çin'in nasıl bir yayılmazı siyaset içerisinde olduğunu görmeniz mümkün. Burada Tayvan enteresan bir <laughs> durum. Malum Çin'in 2049 Komünist Parti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 2035'e kadar Xi Jinping 2012'de bunu açıkladı. 2035 yılında bütün iç problemlerini halletmiş. 2049 yılında dünyanın süper gücü olacak bir Çin yaratmak istiyoruz dedi. Bu tekst tabi o egoman <laughs> ve süper güç Çin'in içerisinde Tayvan'ın da kıta Çin'e katıldığı bir sistemleri var. Yani Doğu Türkistan gibi, Tibet gibi, İç Moğolistan gibi azınlık olup onları tamamen devlete entegre edecekleri bir sistem. Onun yanında bu Hong Kong dedikleri şu bölgedeki Hong Kong'un e, 2047 yılında zaten süresi doluyor. Bu e, tek devlet iki sistem dediğim modelle yönetiliyor Hong Kong. Onun da merkeze bağlandığı Tayvan'ın da merkeze bağlandığı bir e, Büyük Çin ideali var. O idealin hemen güney kısmında bu bölge artık biraz daha gözlerin bu bölgeye çevrilip yakından takip edilmesi gerekiyor çünkü NATO'nun e, askeri şey deniz kuvvetlerinin şu anda yüzde 40 ile yüzde 60 arası bölgeye Güney Çin Denizi'ne konuşlandırılmış durumda. Değiştirelim. Tabii Amerikan, NATO'dan ziyade Amerikan askerleri. Tabii Amerikan, Amerikan ordusu evet, orada. Amerikan ordusu. Evet. O bölgelere ben gittim Hong Kong ve Çin o Shenzhen o bölgeleri ortaya. gezdim. Bakınız bu da biraz daha şey daraltabilirsek o da olur. Şimdi burada burada ise Japonya ile <laughs> Japonya malum bir adalar ülkesi. Burada İşaki, e, Naha, işte e, adaları var ve bu adalar işte 410 kilometre Japonya'ya, 330 kilometre Çin'e, 170 km de Tayvan'a uzaklıkları olan ama e, üç ülkenin de burada Tayvan'ı ülke olarak sayıyoruz çünkü onların da e, 1971'de Çin Birleşmiş Milletleri alınınca devletsiz kalmışlardı. Şimdi 22 ülke tarafından e, diplomatik ilişkisi var ama bağımsızlık hedefinde olan bir yapı da burada. Önümüzdeki süreçte bir sıcak çatışma da Tayvan'la Çin arasında görebiliriz. Tayvan'la Çin'in çatışması demek, Amerika ile Çin'in çatışması demektir. Onu da öyle e, değerlendirelim. Bu adalar dolayısıyla ciddi olarak Japonya ile Çin'in problemi var. Onların tarihi bir rekabetleri de var zaten. Yani 2. Dünya Harbi öncesinde de Japonya'nın Manchuria üzerinden Çin'e çıktığını ve Çin'i işgal ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet bu adalar dolayısıyla da Japonya ile Çin'in ciddi problemi var. Değiştirelim. Evet. Ben yakın olunca. Evet. Evet. Ekonomik bölgeleri. Yine bu e, kuşak yol dolayısıyla e, Çin'in hedeflemiş olduğu ekonomik bölgeler. Burada Kenya önemliydi onu söyledik. Ama bununla ilgili bir tek şey söylemek istiyorum. Kuşak Yol Projesi'nde şu bölgede bizim Türkistan dediğimiz yani 91 sonrası bağımsız olan devletlerin devletlerden Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Pakistan'da dahil bunların gayri safi milli hasılalarının toplamı toplamı Çin'in Gayri safi milli hasılasında bilim ve teknoloji ve kültüre ayırdığı para kadar değil. Zannedersem 2019 yılında 75 milyar dolar bu dediğim 3 kaleme Çin ayırmıştı. Bu saydığım devletlerin gayri safi yani bütçeleri o kadar değil. Nasıl bir devletle rekabet halinde olduklarını rekabet edip edemeyeceklerini aslında anlatabilmek için bu önemli bir veri diye düşünüyorum ben. Evet yine değiştirelim. Bizimle ilgili kısma geleceğim. Yani Onu ayrı ifade etmek istiyorum çünkü. Evet bu az önce bahsetmiş olduğum Suni Adalar inşası Çin'in e, ve buralarda uçak pistleri de dahil olmak üzere e, yapılan bu adalarda e, hava ve kara savunma sistemleri de buralara yerleştirilmiş vaziyette. E, hocam gelirken işte Çin büyük bir savaşa hazırlanıyor diye bir konuşma geçmişti evet. aramızda. E, katılıyorum. Evet Çin buna hazırlanıyor. Devam edelim. Evet. Şimdi az önce konuşurken bir şey ifade etmiştim. Yani bizde bir e, algı var Çin'e dair. Çin çok gelişmiş, ekonomisi de çok gelişmiş. Şu anda dünyanın üretim üssü. Ama e, onun için bununla ilişkileri geliştirmek lazım. Ekonomisi de mükemmel tabii. Anlatılan o. 2007 yılında 7 trilyondu borcu vardı Çin'in. Bugün Çin'in Yıllık bütçesi 16.5 trilyon dolardan bahsediyor. Tabi bizimki muhtemelen satın alma gücü paritesiyle tabii şey. Evet, onları e, tabi ekonomist olmadığım için çok ayrıntısınım ama şunu rakamlar üzerinden şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Bizim e, e, 2019 verilerine göre 754 milyar dolar civarında. Çin'in ise 16.5 trilyon dolar. 2014'te bu 28 trilyon dolar oldu Çin'in borcu. 2019'da Çin'in Toplam borcu hane halkı da dahil olmak üzere 50 trilyon dolar. 50 trilyon dolar borcu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi Çin'de birçok insanın hatta rakam da veriyorlar. 770 milyon insan iş sahibi diyorlar. Şimdi bu cümleye baktığınızda diyorsunuz ki müthiş bir şey. Değil mi? 770 milyon insan bir işte çalışıyor. Ama geri kısmı söylenmiyor. Bir o kadar da işsiz demek. Peki ne kadar bu ne kadar işsizi var diye sorduğunuzda? 500 milyon civarıdır. Daha fazla. Daha Çin'in kendi verdiği rakama göre 1 milyar 450 milyon 426 milyon nüfusu var. Kendi verdikleri 779 milyon işçi, iş sahibi insanı varsa en az bir o kadar da demin, demin, işsiz demin. olan insan var. Şimdi mesela bu e, ekonomik durumla alakalı Çin'in nüfusunun yüzde %5'inin üst gelir grubuna dahil olduğunu bununla ilgili bir e, çalışmada da okumuştum. Bu üst gelir grubundan da kasıt TL bazında 4 bin lira ve üzerinde kazancı olandan bahsediyoruz. Ve nüfusun bu yüzde beşine tekabül ediyor. Bu yüzde beş önemli. Yüzde beş kaç eder? İşte 1 milyar dört yüzde milyon falan eder. Değil mi? Hocam çok enteresandır. Çin Komünist Partisi'nin üyesi 95 milyon. Yani şu anlama geliyor. Çin Komünist Partisi mensubu dahi Çin'de yüksek gelirli onun bir kısmı yüksek gelirli diyebileceğimiz kesim arasında değil. Yani e, birilerinin bize anlattığı gibi yani bu ülkede kamuoyu oluştururken e, Çin çok zengin ve bu zenginliği halka da e, sirayet etmiş vaziyette. Parası da var. Evet öyle bir şey yok. Hatta bununla ilgili Amerikan tahvilleri aldığı falan söyleniyordu. E, ve merkez bankalarında 6,5 trilyon dolar bir paradan bahsediliyordu bir dönem ama bu virüs dolayısıyla bu paranın da en son bildiğim rakam yine teyit etmek gerekebilir. 3.1 trilyon dolara inmişti. Trilyon dolardan bahsedince bizim için büyük olabilir. Ama işte bütçesi yıllık bütçesi 16,5 trilyon olan bir dolar olan bir ülke için e, o 3.1 trilyon doların çok da bir anlam ifade etmediğini söyleyebiliriz. Hızlandıralım mı hocam? Hay hay. Bu anlamda Çin açısından sosyal olaylara da sebep verebilecek bir döneme doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu da önemli. Bu da önemli. Çin'deki borçlu olan kimlerin borçlu olduğuna dair bir tablo. Enteresan e, halk bazında söylüyoruz bu. En az yüzde halkın borçlu vaziyette. Özel sektör düşünün onun içerisinde yerel hükümetlerin borçluluk olanını düşünün. Merkez hükümetin borçluluk olanı ama çok enteresandır. Artık 99 92000'den itibaren halkta ciddi manada Çin'de borçlandırılıyor. Devam edelim. Evet bu da Çin'in e, bu kuşak yol bağlamında hangi ülkenin dünya üzerinde haritalarda hangi ülkenin yüzde kaç oranında ekonomisinin Çin'e bağımlı olduğunu gösteren bir harita. En fazla da Afrika'da olduğunu görelim. Yakın bir zamanda Afrika'da Türkiye ile Çin karşı karşıya gelecek Amerika'dan önce bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Evet değiştirelim zaten Afrika savaşları dünyanın geleceği olur Abi. Aynen öyle. Özellikle Avrupa'nın. Evet e, bu çok önemli Gwadar limanı bu çok önemli maalesef Pakistan ekonomisi şu anda Çin'e bağımlı vaziyette. E, şayet Çin desteği olmadığı takdirde ekonomisini değiştir e, dönüştürmeme gibi bir riski var Pakistan'ın ve bu projeler bağlamında Çin en son en büyük limanı Gıvadar'ı 20 yıllığına kiralamıştı ve bu kredileri geri ödeyemediği için de Gıvadar Limanı'nda 5000 kişilik Çinli yerleşime müsaade etmek durumunda kaldı. Onun için belki dünya devletlerinin de bu anlamda yalnız bir ülke pozisyonuna sokuldu, desteklenmedi evet. ve bir nevi Çin'in kucağına itilmiş oldu. Evet değiştirelim. Evet Afrika'da Çin ne yapıyor? O zaman uzun uzadı anlatmamıza gerek yok. Nijerya'da 404 projesi var. 240 firmayla beraber Nijerya'da. Bu rakamları e, seyircilerimiz hızlıca görsün. Bugün Çin Afrika'nın her yerinde var. Her yerinde var. E, ve Afrika'nın kaynaklarını sömüren bir Çin karşı karşıyayız. Hatta Afrikalı bir öğrencim şunu söylemişti. Hocam, o beyaz adamın Afrika'ya geldiğinde bize gözlerimizi kapatıp dua etmeyi öğrettiği dönemden çıktık ve onların uygulamalarına rahmet okutacak. Biz Çin'in uygulamalarıyla şu anda Afrika'da karşı karşıyayız diyor. Değiştirelim. Maalesef bu çok enteresandır. İşte Kenya'nın Membasa Limanı'nı 99 yıllığına Çin aldı. Alma sebebi de bu limana giden tren yolu inşaatında vermiş olduğu krediyi, inşaatta kendisi yapmak üzere verdiği krediyi geriye ödeyemeyen Kenya'dan 99 yıllığına bu limanı Çin aldı. Herhalde başka söze gerek yoktur diye düşünüyorum. Değiştirelim. <laughs> bu, bu tabloda ülkelerin e, Çin'e olan ekonomik bağımlılıklarını gösteren bir e, çalışma. Burada artık listelerimiz var. Ama genelde enteresandır. Çin'in yatırım yaptığı ülkeler ekonomisi kötü ülkelerdir. Onlara verdiği paraların da geri dönmemesini çok arzulayan bir devlet anlayışı var. Ülke yok mu listede hocam? Geliyor. <laughs> Gelecek diyelim. Ama inşallah olmaz. Olmamasını temenni edelim. Değiştirelim. Evet. Şu tabloda bize şunu gösteriyor. Çin... Bugün ayakta kalabilmek için yıllık ortalama 6.1 büyümek zorunda. 2007 ile 19 arasında ortalama büyümesi 8.8. Bunun altına düştüğünde ki bugün için söylenen 4 4.5 aralığına düşecek. Bu Covid dolayısıyla, Çin virüsü dolayısıyla bu aynı zamanda neyi ortaya çıkaracak? Çin'de sosyal olayların patlamasına sebep olabilecek. Değiştirelim. Bu arada da çok ciddi manada bu Pire Limanı e, satın aldıkları, <laughs> değiştirelim. Evet, bu da Türkiye. Bu da Türkiye. Bunu söylüyoruz. Son 10 yılda Türkiye'nin Çin'le olan ihracat ithalat dengesini gösteren bir çalışma bu. Ee, i̇hracat ve ithalat oranında %12 ihracat yapıyoruz, %88 ithalat yapıyoruz. Ortalama kaba rakamla beraber 20 milyar dolar Yıll. yıllık Çin'e net, transfer. net transferimiz var. E fazladan Arama. satın aldığımız mamul var. E birileri bize bu kuşak yol projesi Türkiye'ye faydalı olacak diyor da değiştirelim bir haritayı, tabloyu. Biz Çin'e kuşak yol üzerinden ürettiğini Batı'ya, Avrupa'ya taşıyabilirsin diyoruz. Ama enteresan bir veri, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleriyle olan ticareti, Türkiye'nin dış ticaretinin yüzde 48. Yani dış ticaretimizin neredeyse yarısını olan bir pazara biz e, bu kuşak yol üzerinden ülkemizi gelip geçebilirsin diyoruz. Çok büyük bir riski var bunun. Değiştirelim. Evet. Bu da e, işte en son yüzde 50 oldu. İşte yıllara göre 2012'de bir düşüş yaşamışız 39'a kadar. Ama şu anda. Stabil olarak devam ediyor. Dış ticaretimizin %50'si Avrupa Birliği ülkeleriyle. Evet değiştirelim. Bitti, Bitti. sanırım. Şimdi hülasa şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Bir, bir şu. Bize anlatıldığı gibi bir iyi niyetli bir Çin yok karşımızda. Bu yumuşak güç dedikleri. E, biz insanların iç işlerine karışmayalım. Biz sadece ticaretimize bakalım. Bunun anlamı şudur. Anlatılmak istenen şudur. Kardeşim ben sizin iç işlerinize karışmıyorum. Siz de benim iç işlerime karışmayın. Çünkü benim ideallerim var, hedefim var. 2049 yılında ben süper güç olmak istiyorum. Ve içimdeki ayrılıkçı ne kadar problemim varsa bunları kendi yöntemlerimle beraber çözmek istiyorum. Buna karışma diyor. Ama çok enteresandır. Bu projeyle beraber Çin üretmek zorunda, ürettiğinde satmak zorunda. Ve Çin'in bu projeler kapsamında destek vermiş olduğu ülkelerin tamamını akabinde kendisine bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlılık ister istemez askeri ve siyasi alanda Çin'in hegemonyasına girecek devletler ortaya çıkarıyor. Orada söylemeyi unuttum. Bir de harita daha vardı ama e, Cübütü'de mesela, Cübütü'de bir askeri üst kurdu. Cübütü'nün özelliği şu, e, aynı zamanda Fransa'nın ve Amerika'nın da orada üstleri var ve bir nevi ee, bu Kızıl Denizi bas gibi küçücük küçücük tabi küçücük bir yer ama e, çok önemli orada bir askeri üs kurdu bir de da bu anlamda bir askeri üssü var e, Çin yayılıyor bugüne kadar Çin Çin Seddi'nin içindeydi artık dünya ile dünyaya açılmış vaziyette ama yine bir programda söylemiştim bu şey için e, son sözüm olsun e, Çin Diğer emperyal veyahut da işte hegemonya kurmak isteyen devletlerden Çin'in daha farklı bir yönü var. O da Çin aynı zamanda sömürmekte kalmıyor. Devletlerin demografik yapılarını da değiştirme riski var. Ve bu anlamda da nüfus transferi yapıyor. Hatta bununla ilgili Putin'in bir konuşmasında şayet böyle giderse yakın zamanda Rusya Federasyonu Başkanı'nı Çinliler seçebilir gibi bir sözü var. Bunun uygulamaları var. Çünkü Pakistan'da olsun, Kazakistan'da olsun Müslüman belgesi alıp orada evlenen e, insan e, Çinliler var. Bu anlamda da mesela e, Rusya Federasyonu'nda Rus kızlarıyla evlenen Çinlilere e, Çin devleti destek veriyor. Hatta onlardan çocuklar olursa bu desteği, maddi desteğin de artırıyor, arazi alanlara ekstra destek oluyor. Ee, onun için Çin'i biraz daha yakından tanımak gerekiyor, yakından incelemek <laughs> ve takip etmek gerekiyor. Ciddi manada da Türkiye üzerinde e, büyük bir risk oluşturacak. E, çünkü bu ekonomik açığı kapatmak zor, çünkü rekabet edebileceğiniz bir durum yok. E, işte üretimde rekabet edeceğiniz bir durum yok. Onun için ciddi manada, hele bu işte ev alanların vatandaşla geçirileceğine dair bir şahya da dolaşılıyor ortada. Bununla ilgili Çin'in ciddi çalışmaları var. Çin'e iyi bakmak lazım, odaklanmak gerekiyor. Her yönüyle ama, her yönüyle. Sadece Doğu Türkistan'da yaşananları üzerinden bu meseleyi, Çin'i değerlendirmemek. Bununla beraber ciddi manada her yönüyle Çin'i takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz evet. hocam bilgiler için. Aslında şöyle bir girizgah iyi oldu. İstatistiki bilgiler de almış olduk. Şimdi ben hocama, Sayın Okur'a... Evet başlayayım sormaya. Eyvallah. Şimdi aslında hocamın anlattıklarından özetle Çin'in yurt dışına insan göndermesi gayet anlaşılır. İşsiz nüfusu azaltmak, başka ülkelere transfer etmek. Zaten orada bir da çok, çok da akıllıca orası var. çok da akıllıca hem orada bir demografik bir hile, bir oyun. Şimdi Çin'in iyi niyetli olması olmaması herkes kendi ülkesinin iyiliğini ister. Dünyada aslında iyi niyetli bir ülke yoktur. Kendi menfaatlerini koruyan, gözeten ülkeler vardır. Bizim belki hassas olmamız işte Belki İslamiyet'in getirdiği bir naiflik olabilir. Onların kültürü başka, inançları başka. Fakat Çin'le ilgili sorum şu olacak. Çin'in Türkiye, Afrika ve Asya'daki bu taktik sadece ekonomik yönden de değil. E, taktiklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Stratejileri doğru mu kendileri açısından? Bu strateji içerisinde bizim için önemli olan yani bizim yerimiz nedir? Bize bunun artısı olabilir mi? Çünkü Doğu Türkistan'a pek ses çıkarmıyoruz. Yani oradan Ülkemize gelmiş vatandaşlarımıza diyelim, soydaşlarımıza çok yardım ediyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını gideriyoruz ya da yardımcı oluyoruz. Fakat oradakiler için pek bir ses çıktığı da söylenemez. Dünyadan da çıkmıyor zaten. Evet. Bunun elbette bir sebebi vardır. Fakat Çin'in gücüyle ilgili tarihe de baktığımızda Japonya, Moğolistan, Çin. Çin çok kalabalık bir ülke olmasına rağmen hep küçük kitleler tarafından kontrol edilmiş, sömürülmüş, işgal edilmiş bir ülke benim baktığım yerden yine de öyle olduğunu düşünüyorum. Çin'in aslında aslında o sömüre sömüren hep aynı. Yani Amerika, İngiltere, Çin Çin'i görmemek lazım. Onun arkasındakini de görmek lazım. Ama Çin'le ilgili bir pozitif bir şey şunu söyleyebilirim. Sonra da sözü size bırakayım tamam. hocam. Hep şunu duyardık. Gelişmekte olan ülke. Bizim için de söylerler. İşte Türkiye gelişmekte olan ülke. Hiç gelişme yok ama. Zannediyorum Çin gelişmekte olan ülkeler arasında gelişen tek ülke. Diyelim hocam size sözü bırakayım Çin'in başta Türkiye olmak hafta üzere Afrika ve Asya. Evet çok teşekkür ederim. Geçen hafta bir e, doktora dersimizi tahmin ediyorum tam bu konu konuşulurken e, arkadaşlara bir o zaman kitap önerdim 1920'lerde yazılmış bir e, kitap var e, Türkiye, Çin, Hindistan e, bunların hepsini aynılikte sayıyor ve diyor ki. Bu ülkelerdeki nüfus diyor bir gün e, makinaların başına giderse bu ülkeler bir gün sanayileşmeye başlarsa dünyanın şu anda bildiğimiz dengesi tamamen değişecek. Biz diyor şu anda batıllar olarak ellerindeki mızraklarla filleri dürterek e, idare etmeye çalışan pigmelere e, benziyoruz aslında diyor. Hakikaten çok vukuflu bir şeymiş. Doğru. Çünkü en azından modern çağ için büyük güç olmanın formülü belli bir arazi, ciddi miktarda nüfus ve bu arazi ve bu nüfusun güçlü bir sanayi ile birleşmesi. <laughs> en azından diyelim sanayi devriminin işte ilk aşamalarını gözettiğimizde bu formül size bir büyük güç olmanın şeyini veriyor. Şimdi Çin de tabi bir insan deniziydi tarih boyunca hep öyleydi. Çin'i en eski tanıyan biziz. Yani bizi tarihi yolculuğumuz Çin'in hemen dibinde başlayan bir yolculuk. Ve bu yolculuk büyük mücadelelerle başladı, devam etti. Biz daha sonra batıya doğru geldik. Ve bugün konuştuğumuz medeniyeti tarihi kökleri itibariyle esasen tanıyoruz, biliyoruz. Ama onun ne kadar bizim aktif hafızamızda, devlet hafızamızda o ayrı bir mesele. Şimdi tabii Çin kendisi açısından doğru bir strateji izliyor. Milletlerin stratejileri milli tarihlerinden, sonra elinde bulunan imkanlardan, sonra dünya konjonktürünün tahlilinden geçer. Yani birkaç tane şey yan yana koyup bunun üzerine oturtmalısınız. Şimdi tarih boyunca Çin'i işgal edenler hep önce limanları kapatmışlar. Yani Çin, dünya ile olan temasını, deniz üzerinden kura, kuran bir Son tarihten bir ders almışlar. Tamam, Onu kesinlikle mesela İngilizler işte o şeylerde Afyon savaşlarında vesaire girdiklerinde öyle yapmış. Japonya'nın istilası sırasında öyle olmuş. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bu Cengiz Aitmatov'un ıı, meşhur romanı O gün olur asla bedelde evet. bir sarı özek istasyonu evet. vardır Kazak Bozkırında. İkinci Dünya Savaşında Çin ablukaya alındığında tek ikmal hattı Ruslar o Sarı Özek istasyonundan tren yoluyla Çin'i beslediler. Şimdi öyle olunca Kuşak Yol Projesi yeniden kuşatılmaya karşı Çin'in yani birkaç tane hedefi var. Bunlardan bir tanesi yeniden kuşatılmaya karşı dünyayla kara ve alternatif deniz yolları üzerinden bağlanmak. E ee, Ben deniz yollarından yani diğer alternatif deniz yollarında da eğer Çin böyle bir e, deniz ablukasıyla karşılaşırsa başarılı olamayacağını düşünüyorum çünkü e, deniz gücü oluşturmak sizin tek başına kısa bir zamanda para harcayarak yapabileceğiniz bir şey değil. Ee, ...yani kara ordusu olmak da öyledir. Yani bu bir birikim ister, teknolojiyle beraber. Yani şimdi mesela uçak gemilerini yapıyorsunuz, onları kuş gibi avlarlar. Ee, bu ayrı bir e, deneyimi ve birikimi beraberinde getiren bir şeydir. O yüzden Çin en kötü şartlarda e, ürettiklerini dünyaya satabilmek... ...enerjisini ve diğer mamul maddelerini ülkesine taşıyabilmek için karalardan dünyaya bağlanabilecek bir şey oluşturuyor, bir hat oluşturuyor. Şimdi bu hattın güzergahına baktığımızda da yine bizim uluslararası ilişkilerin jeopolitik mantığı açısından Çin eğer iyi davranırsa, yani bir nasıl diyelim eşitlikçi ilişkiler kurmayı benimseyen, kabul eden, uygun bir e, ilişki tarzı sergilerse kendisi için en güvenli güzergah Türk kuşağı olabilirdi. Türk kuşağıyla şunu kastediyoruz. E, biraz evvelki işte haritalarda vardı. Doğu Türkistan'dan başlayan Batı Türkistan, Kazakistan efendim Hazar üzerinden Azerbaycan efendim işte bu Gürcistan, Türkiye buradan Balkanlara ve oradan Avrupa'ya uzanan hattır. Şimdi mesela Karadan Rusya'yla bağlantısı var Avrupa'ya, Çin'in. Ama e, bize şunu söylüyor jeopolitik teori, büyük güçler komşularının fazla kuvvetlenmesini istemezler ve zamanla onu dengelemek için karşı koalisyonlara geçerler. Neyi kastediyoruz? Soğuk Savaş yıllarında e, Sovyetler ve Çin aynı ideolojiye sahiptiler. Komünist bloğun içindeydiler. Ama e, Sovyetler Çin üzerinde daha fazla denetim kurmak istediğinde Çin şeyden koptu Sovyetlerden ve Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştı. İdeolojik olarak bakıldığında biri komünistti öbürü kapitalist dünyanın lideriydi bunların yan yana gelmemeleri beklenirdi. Ama güç dengesinin mantığı işlediği ve Sovyetleri dengeleyebilmek için Çin Amerika ile işbirliği yaptı. Şimdi Trump yönetiminin iktidara ilk geldiğinde konuşmaya başladıkları şey Rusya ile anlaşarak Çin'in çevrelenmesiydi. Buna uygun bir zemin oluşmadı Amerika'da şu ana kadar. Ama bu gelecekte oluşmayacağı anlamına gelmiyor. Bu biraz Rusya'nın tehdit algılamalarıyla bağlantılı. Rusya bir büyük pazarlık masası arıyor batıda. Öyle bir masa bulabilecek mi? Önümüzdeki dönem ne olacak? Onları bilemeyiz ama bu Çin açısından bir risktir. Yani bir büyük güç hemen yanı başında bir başka büyük gücün serpilmesini istemez. Bu çünkü bir nüfuz mücadelesi üretecektir. Dolayısıyla Çin'in karadan Avrupa'ya en kestirme yolu Rusya'da olsa jeopolitik mantık açısından burada onun onu bekleyen sıkıntılar var. Türk kuşağı ülkelerin özellikleri ise şöyle, bu ülkeler orta büyüklükte ülkeler, bir kısmı daha küçük ülkeler ve bu ülkeler bağımsızlıklarını koruyabilirler. Ve bu ülkelerle eğer siz eşitlikçi iyi münasebetler kurarsanız dışarıdan gelip sizin yolunuzu kesmek isteyenlere karşı da bir güvenli geçiş sağlayabilirler. Ama bu münasebeti düzgün kurabilmenin şartları var. Şimdi Çin'in izlediği politikaya bakıldığında, özellikle işte 2016 sonundan itibaren efendim hızlanarak bakıldığında, bununla ilgili çok ciddi problemlerin oluştuğunu görüyoruz. 2016'dan itibaren özellikle Doğu Türkistan'daki efendim tüyler ürpertici politikaların çok şiddetlendiğini biliyoruz. Onun dışında da meselenin ekonomik boyutuyla ilgili büyüyen soru işaretleri doğdu. Ne oldu? Bir tanesi işte borç tuzağı meselesi. Ömer hocamız bahsetti. Ee, Çin altyapı finanse <laughs> ediyor ama bu ülkeler zaten e, mali yapıları güçlü olmayan ülkeler. Bunlar bu borcu ödeyemiyorlar. İşte o, o zaman e, bu borç karşılığında kendilerinden talepler de bulunuyor. Nitekim Malezya'da mesela Mahathir Muhammed, bu son seçim öncesinde ben dedi bu borçları ödemeyeceğim ya yeniden pazarlığı yapılacak ve nitekim yeniden pazarlığı yapıldı ve Malezya çok daha elverişli şartlarda efendim masaya oturmayı başardı. Şimdi Türkiye ile olan ilişkilerde de ben uluslararası ilişkileri öğrenciliğimden bu tarafa bizim siyasetçiler Çin'e mal satacaklarını söylerler. İşte bir ara fındık şeyi vardı reklamları. Çin'e fındık satacağız. O olmadı turist gelecek. Var geçti şu olacak bu olacak filan. E, fakat e, karşımızda böyle bir e, nasıl diyelim esasen o ilişkiye e, gönüllü bir yapının olmadığını görüyoruz ve ticaret savaşları denen hadise bize şunu öğretti. Amerika gibi yani bu meselede bize şöyle diyorlar. Diyorlar ki kardeşim siz e, Çin'in alabileceği cazibede bir şeyler üretemiyorsanız ne yapalım? Bu ticarettir. Bu doğru değil. Neden doğru değil? Ticaret milletler arasındaysa bunun çok fazla ve başka boyutları vardır. Şimdi Amerika gibi yüksek teknolojiye sahip yani yüksek teknoloji ürünü satan bir memleket bile bugün Çin ile olan ticaretinde e, ve işte bu memleket serbest ticaretin aynı zamanda ya da küreselleşmenin ideologluğunu yapmış o sistemi kurmuş efendim savmuş olan memleket, hayır bu ticaret adil bir ticaret değildir evet. diyor. Çin ile kendi yaptığı ticarete hı hı. ve bunları sizin yeni şartlarda konuşmanız lazım diyor. Hal böyleyken Türkiye'nin bu 20 milyar dolar her sene ticaret açığı muazzam bir açıktır. Bu bize işte kur meselesi olarak dönüyor. Yani cari açık bizim kur oynaklığının en önemli sebeplerinden bir tanesi filan. İkincisi kuşak yol bizim pazarımıza doğru gidiyor ve biz belirli kalemlerde Çin'le ...aynı şeyleri üretip aynı pazara satmaya çalışıyoruz. Yani Avrupa pazarına bizim yapıp satmaya çalıştığımız bazı kalem mallarla Çin'inkiler de örtüşüyor. Şimdi o yüzden bir kere Türkiye'nin elinde şöyle bir çalışma var mı? Ben bunu bizim şeyde dışişleriyle bir çalıştay olmuştu bu virüs salgını öncesinde. Oradaki tartışmalarda da gündeme getirmeye çalıştık. Biz şimdi övünüyoruz yani diyoruz ki Çin'den kalkan tren... Veya işte konteyner bilmem kaç günde bizim buradan geçerek şeye varıyor e, Avrupa'ya Londra'ya. Şimdi bizim ihracatçılar birliğimiz Avrupa pazarlarında bir araştırma yaptı mı? Eğer Çin'in e, Çin'den gelen e, malların süresi azalırsa e, bizim mal maşttığımız e, firmalar veya ülkelerin kaçı siparişlerini veya ne kadarını Çine kaydırmayı planlar? orası daha cazip hale gelir mi? Yani geçişi hızlandırmak bizim toplam ticaretimiz üzerine nasıl bir etki doğuracak? Şimdi bununla ilgili bizim bir sürü çalışma yapmış olmamız lazım pazarımıza bak. Bir virgül olur. diyelim mi hocam? Tabii. Gümleniz bitmişken kısa bir reklam arası vereceğiz. Aklıma şey geldi Cengiz Aytmatov dediğinizde gün olur asra, Asla bedel, bedel. diye bir kitap var. Çok güzel bir kitap. Kitapta şöyle söylüyor. Diyor ki asıl mesele diyor işte para, Mal, mülk değil. Bunlar diyor kaybedilir ve yeri gelir tekrar kazanılabilinir. <laughs> Önemli olan diyor onurunu kırdırma, ruhunu öldürme. Tabii. Yani belki biz kendi ülkemiz içinde diyoruz ya bir milli şey yani, Mankurtlaşma. Oradan mankurtlaşma. Yaşayın hocam en güzelini söylediniz. Hı. Mankurtlaşma. Aynen. Ve kapital güçler, emperyal güçler aslında bütün dünyanın her yerinde bizim ülkemiz için de Zaten bu politikayı uyguluyorlar. Onuru kırma, benliğinden uzaklaştırma, mankurtlaşma, emperyalizmin minik minik köleleri olmaya da robot, hani yapay zeka değil de normal insanı yapay zekaya çeviriyorlar aslında. Diyelim reklamdan sonra yine Eyvallah. sizinle devam edelim. Sevgili izleyenler kısa bir reklam, daha sonra birlikteyiz. Sevgili izleyenler, siz reklamı izlerken biz burada aslında programa devam ettik. Yani o da çok heyecanlı bir bölüm oldu. Siz izlerken biz de aslında size neler anlatacağımızı da konuşmuş olduk. Şimdi sayın okur hocamla devam edeceğiz. Zaten cümlesini kesmiştik konuşmasını. Evet. Bu arada e, Skype bağlantımız da olacak. Maltepe Üniversitesi öğretim üyesi <laughs> Profesör Doktor Hasan Ünal, sayın Hasan Ünal'a da bir selam verelim. Hocam selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bir... Konuklarınıza da ayrı ayrı selamlar. Evet. İyi akşamlar. Adam, merhaba, çok çok teşekkür merhaba. ederiz. İzliyor muydunuz yoksa bir özet geçelim mi size? E yok izledim. Tamam i̇zledim. o zaman. Sadece haritaları görselleri göremedim ama yayını izledim. Eyvallah. Hı. Hocam o zaman biz Sayın Okur Hocamla devam edelim. Sizin de fikirlerinizi Lütfen. alacağız. Buyur hocam. Şimdi tabii mesela pandemiyle beraber bir yeni durum var bu Covid salgınının ardından. Avrupa pazarı özellikle şunu gördü. Yol ve altyapısı tamam olsa bile her şeyi Çin'de ürettirmenin riski var. Neden? Çünkü çok çeşitli risk faktörleri sebebiyle salgın bunlardan bir tanesini gösterdi. Çin'de ekonomi durduğu zaman ona bağlı olan tüm tedarik zinciri de krize giriyor. O zaman yeni yapılacak özellikle yatırımlarda mesafe meselesine bakmaksızın yatırımları farklı coğrafyalara kaydırmak, hepsini içine yığmamak yönünde bir eğilim doğmaya başladı. <laughs> Dolayısıyla bu da o kuşak yol projesiyle Çin'in umduklarıyla Hı -hı. ilgili o hesaplar üzerinde tesir sahibi olacak. Şimdi ben Türk kuşağı dediğimiz kuşağı ve ee, yani jeopolitik mantık açısından, Çin açısından en önemli e, güzergah olduğunu e, söylüyorum. Ve e, bu kuşaktaki ülkeler işbirliği yaptıkları takdirde e, bunun avantajından faydalanabilirler. Ne demek işbirliği? Mesela e, asgari olarak e, bu güzergahtan e, geçiş e, geçişi ortak düzenleyebilirler. Yani mesela bir müşterek ...gümrük politikası üzerinde konuşabilirsiniz. Yani. İşte Avrupa çıkışlı efendim Çin'den çıkan ve Avrupa'ya doğru girecek olan transit geçecek olan ülkeleri yük taşımacılığıyla ilgili ortak standartlar belirleyebilirsiniz, anlaşmalar yapabilirsiniz ve bunu da müştereken Çinle pazarlık basasına oturursunuz. Yani kendi aranızda anlaştıktan sonra Hatta dersiniz ki biz bu müşterek gümrük politikasını da iki senede bir yenileyeceğiz. Yani iki senede üç senede bir Çin'de yeniden pazarlık masasına oturacağınız bir kısım katlar icat etmiş olursunuz kendi aranızda. Onun dışında da elde ettiğiniz tecrübeleri paylaşmanız lazım. Yoksa tabii bu büyük yatırımlar aynı zamanda büyük siyasi ve peşinden askeri nüfus çabalarını beraberinde getirir. İşte bugün Kırgızistan'daki karışıklıkları görüyoruz. Ee, Kazakistan'a çok büyük e, Çin yatırımı oldu. Diğer bölgelere doğru da uzanıyor. Tarih her zaman şunu göstermiş. Yatırımlar şunlar bunlar yapılana kadar herkes herkese saygılı. Asla hiçbir işine karışmadığını, bakmadığını, etmediğini vesaireyi söylüyor. Ama aradan zaman geçtikten sonra sermaye ile beraber bu nüfuz oluşturma çabalarının da devreye girdiğini görüyoruz. Ülkeler ne kadar küçükse bu işlerle ilgilenecek birikim, bürokrasi vesaire açısından da o kadar sıkıntı oluyor. O yüzden Türk kuşağı ülkelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini şimdiye kadar olmadığı derecede üst düzeye çıkar çıkarmaları bir ihtiyaç. Bu projelerin tamamı esasen onu ihtar ediyor. Bunun içerisinde Uygur Türklerinin durumu da var. Çin karşısında saygın olmak istiyorsa bu kuşak ülkeleri onun altını çiziyorum. Yani Çin'deki devlet yapısı kendi merkezci bir devlet yapısıdır. Tarih boyunca hep öyle olmuştur. Dünyanın merkezidir. Kendini öyle görür tarihi için devlet felsefesi. Eskiden imparatorun oturduğu yasak şehirdi orası. Oradan mesafeniz açıldıkça barbar sayılırsınız. Duvarın dışı zaten barbarlar diyarıdır. Bugün de e, efendim bunu seküler versiyonlarıyla dünyaya bakarlar. Eğer e, bir saygınlık kazanmak istiyorsanız kardeşiniz dediklerinize sahip çıkacaksınız. E, bunun bir başka yolu yok. Şu anda her ne kadar bir işte keskin red ve inkar siyaseti izleniyor olsa da bilhassa 2017'den itibaren şiddetlenen bir biçimde kelimenin tam anlamıyla bir kültürel soykırım politikası uygulanıyor. Doğrudan Uygur, Müslüman, Türk kimliğini e, kazımayı hedef alan ve oradaki Uygur Türklerini, Kazak Türklerini, orada yaşayanları bütünüyle asimile etmeyi hedeflemiş sistemli bir siyaset hayata geçiriliyor bunun bir safhalarını görüyoruz. Nedir onlar? Şimdi yapılanları parça parça anlatarak savunuyorlar. Diyorlar ki işte mesela kamplar var. Evet işte bu kamplar eğitim kampı öyle değil. Şimdi kampa alınan insanlara uygulanan programlara, oradan çıkanların beyanlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Nedir Müslüman Türk kimliğini ayakta tutan şeyler? Bunlar efendim inandığı dinin pratiklerini yapacak ve ana dilini Türkçeyi o güzel Türkçemiz istediği gibi konuşacak. Bu ikisini yasaklıyorsunuz kampta. Bu ikisini yasaklıyorsunuz efendim hiçbir mahrem alan bırakmıyorsunuz insanlara. Ve oradan çıkabilmek için bu ikisiyle ilgili herhangi bir davranış göstermeyeceğinizi şey ikna etmeniz lazım başınızdaki patronlara. Evet. Size işte domuzlu yemek yediriyor, onu bunu bakıyor, sen refleks gösteriyor musun, göstermiyor musun? Tüm beyanlar bununla ilgili. Bu kültürel soykırımdır. Yani siz biraz evvel Cengiz Ayet Batov'dan bahsettiniz evet. ya, neyi söylüyordu? Para, pul filan gider ama neyi Onur. ayakta tutuyor? Onu. İşte onu kırmaya çalışıyorlar. Yani kimlik olarak çözülmelisiniz. Çünkü 19. yüzyıldan bu tarafa Uygur Türkleri, oradaki Kazak Türkleri, diğerleri milli kimliklerini muhafaza ettiler. Yani her türlü sistematik propaganda ya şuna buna vesaireye e, ve maruz komünizm bir şemsiyenin e, altında olmasına rağmen ve buna karşı büyük bir tepki e, duyuyorlar şu anda e, çok büyük bir efendim e, data programı 2014'ten itibaren kurdular tek tek kişiler fişlendi. E efendim burala yalan yanlış bir sürü istihbaratı Girip insanları kategorize ettiler İşte bu aşırıcıdır bu Efendim Ayrıca. Ayrılıkçıdır bilmem nedir İşte birine mesela ya işte Şöyle yapma deseniz Bir dini terkinde bulundunuz Siz bir aşırıcısınız bilmem nesiniz Falan diye evet. efendim Dünyanın en büyük Kamera sistemini Oraya koymuş vaziyetteler Adım başı evinize şuraya buraya giderken Denetleniyorsunuz Muazzam bir e, tarihi eser kırımı var. E, kültürel kimlik hafıza mekanlarıyla var olur. Coğrafyayı vatan yapan odur. Evet. Bu işte eskidir, tamirat bilmem ne falan. her birine birer mevzi bahane <laughs> uyduruyorlar. Ama toplamda biz bir kültürel şeyle karşı karşıyayız. <laughs> bir örnek vereyim. Bu iş mesela ayrılıkçılık diyor. Şimdi ayrılıkçılık iddiasıyla da ilgili. Mesela İlham Tohti. Ee, tutuklanan hmm. Uygur Türkü bilim evet. adamı. Şimdi tüm dünya biliyor ki İlham Tohti benim böyle Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı falan diye mücadelem yok diyen bir adam. Yani biz Çin'in içindeyiz. Evet. Ben bir Çin vatanseveriyim diyen bir adam. Ne diyordu adam? zaten. Bizim. Tabii ama ne diyordu? Ama şimdi biz biz Çin devletinin parçasıysak <laughs> niye ettik Çinli getirip burayı bir koloni gibi kullanıyorsunuz? Yani eğer ben buranın bir eşit yurttaşıysam o zaman kanunlar anayasada ne yazıyorsa bana onu uygulayan diye, diyen bir insandı. Onu da tuttular hapse attılar. Dolayısıyla şimdi bunu bu netlikte efendim şey yapmak Bir lazım. de bölücülük suçlamasıyla attılar. Tabii şimdi bakın bu, bu bölücülük lafıyla Fransa'dan gelen bölücülük lafı arasında da bir ilişki olduğunu göreceğiz. Şimdi diyor ki Macron. Efendim şeydekileri kastederek burada şimdi Fransa'da %10'a varan bir Müslüman nüfus var. Bunlar diyor bölücülük yapıyorlar. Şimdi İçişleri Bakanı konuşuyor bölücülüğün örneği nedir? Diyor ki markete gittiğimizde diyor orada helal gıda reyonu var diyor. Bu diyor bölücülüktür diyor. Veya okullarda diyor okul yemeği çıkıyor diyor. İşte bir Müslüman bir Türk ailelerinin çocukları domuz olmasın diyorlar diyor. Olmaz diyor. Yani e, şey diyor ne yiyecekse sen de onu yiyeceksin diyor. Siz diyor bölücülük yapıyorsunuz diyor. Şeyin içerisinden çekiliyorsunuz. Aslında onun aksi bölücülük. Tabii yani siz sen... şimdi... E, yani Çin açısından bakıldığında da şimdi bunun bölücülük dediği şey insanın kendisi olması. Yani <laughs> evet. normal dini pratiği. <laughs> evet. Aşırılıkçılık saymak demek siz kültürel soykırıma niyet ettiniz evet. demektir. Doğru. Yani bu dünyanın batısında da olsa böyledir, doğusunda da olsa böyle. Bunu ilgili özellikle ediyor. Bunun sonucu şu olur. Şimdi dünya gücü olacak olan ülke güç her neyse Çoklu çokluğu birlik içerisinde yaşatabilme becerisine sahip olması lazım. Tarihte Türk devlet felsefesine baktığımızda biz bunu görürüz. Yani tarih atlaslarımıza bakarsınız öyle geniş muazzam coğrafyaların kapsandığını görürüz. Neyle başardılar bunu? Bunu adalet yani, kimliklerine bir kere kendilerine güveniyorlar. Adalet ve o adalet çokluk içerisinde bir birliği siz. Hocam çok kısa bir e, şey söyleyebilir miyim? Hemen şey yapacağım. E, neden Ron'un adına? Şimdi Doğu Türkistan Çin'in aynasıdır. Dünyaya ne vaat ettiğine biz ne söylediğine bakarak değil orada yaptıklarına, ki, İlman, Türk e, unsura ne yaptığına bakarak karar veriyoruz. Gelecekte de öyle karar vereceğiz. Şu yanlışa, yanılgıya da düşmesinler. E, hükümetler şunlar, bunlar bugün zor durumda olabilirler. Bugün işte sizden teknoloji isterler, öyle yaparlar, bunu yaparlar filan. Şimdi bu coğrafya bu yapılanları unutmaz. E, ve siz e, şunu unutmamalısınız. Orta Doğu'ya e, Amerikalılar geldiklerinde sizden daha çok paraları vardı, sizden daha çok silahları vardı. Ama burada yaşanan hadiseler yüzünden bir türlü bu bölgede arzu ettikleri gibi kalamadılar. Dolayısıyla hudutlarının dışında tesir sahibi olacak olan, olmak isteyen bir Çin için en önemli çıkış yolu Türk kuşağıdır ve onun ardından da Müslüman dünyadır. Onun dışında etrafı kendisine rakip büyük güçlerle çevrildir. Japonya Japonya bir büyük güç olarak Çin'i dengelemek istiyor. Hindistan'la sınır şeyleri yaşıyorsunuz. Hocam gösterdi o adalar dolayısıyla oradaki küçük ülkelerin hepsiyle ihtilafı var. Amerika aşağıya geldi. Avustralya e takip oraya. ediyor. Rusya yarınki hasmıdır Çin'in. Kimle iş yapacak? Yani Müslüman dünya nereye bakacağız? Oraya bakacağız. Ve bugünün İletişim iletişim dünyasında hiçbir şeyin ila nihaya gizli kalması mümkün değil. Ruslar kendilerinden evvel Batı Türkistan'da 70 küsur sene Homo Sovyetikus dediğimiz efendim Sovyet insanı üretme projesini denediler. Sovyet sisteminin ömrü yetmedi ve bugün orada biz yeniden Türklerin bayraklarının yükseldiğini gördük. Evet. O yüzden Türk milleti hafızası olan bir millettir. E ee, neyle konuşuyor, kimle ne yapıyorlarsa onlara güvenmesinler. Biz evet. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin ne yaşadıklarıyla çok ilgiliyiz. Ee, ve eee iliklerimizde hissediyoruz onların üzüntülerini, evet. vacidiyor. Hocam şöyle politik bir şey mi yapılıyor acaba? Mesela Doğu Türkistan'la ilgili Müslümanlara şöyle yapılıyor, Müslümanlara böyle yapılıyor. Aslında orada yani öz, tabii ki e, Türkler de Müslüman, özdeştir o. Türk ise Müslümandır. Tamam. Ama aslında Belki Demeyin biz, diyorlar. Tabii. Yani bir tarafta orada çok ilginç evet. bir Uygur, strateji tabi, de var. Şimdi şey Batılılar diyorum. da aynısını yapıyor. Ama biz de o hatayı düşüyoruz. Biz yani düşüyoruz. bize saldırıyorlar, Aynen e, Türklere öyle. saldırıyorlar o, demiyoruz. Batılılar da Türk değil Uygur diyorlar. Evet. Tabii. evet. evet. Yani evet. orada aslında bir evet. Hamle, evet. Yani hamle yani bir taktisel bir şey var orada. Oradaki şeyle şey, şey, akrabalarımızın Uygur Türkleri olduğunu Orası Türkçenin konuşulduğu bir Türk evet. yurdu olduğunu. Bir de ayrıca anlamadım. değil Türk Müslüman orada Aynen. bir Hristiyan bir Tabii. devlet de olsa bizi de karşı çıkardı. E, ben de şeyde uzattım. Evet. Burada vakti gelmişken alalım. Rahmetli Nevzat Kösoğlu öğrenciyim o zaman şöyle anlatmıştı. Hiç kulağımdan çıkmadı Doğu Türkistan anlatırken. Bir ırmak düşünün derdi. Kaşgar'da batmış Erzurum'da çıkmış. Yani evet. e, bizim e, Doğu Türkistan'la olan kültürel yakınlığımız, münasebetimiz e, ve hissiyatımız e, Bu, böyledir. ümid edelim yanlış siyasetlerden dönsünler. Umarım. E, biz de daha rahat e, münasebetler kuralım. Şimdi Cemal Hocam'dan bir müsaade isteyeceğim. Aslında size söz verecektim ama e, Hasan Hocam'da bir süresi de azmış zannediyorum. Hasan Hocam. Konuşmaları aşağı yukarı dinlediniz zannediyorum. Bu Çin meselesi de bizim yani memleket meselimiz gibi oldu. Yani ileride ne olacak bu Çin'in hali gibi oldu bizim için. Sizin de mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Neler düşünüyorsunuz Çin'in dünyadaki yeri ve Türkiye-Çin ilişkisi, Müslüman coğrafyeli olan ilişkisi hakkında? Şimdi e, benim bu konuda söyleyeceklerim belki üç ana başlıkta toparlamam mümkün. Orada e, arkadaşların yaptıkları analizler de çerçevesinde bunlardan birisi yükselen Çin meselesi. Evet, Çin şöyle böyle bir e, 30-40 yıldır hızlı bir yükseliş içinde. E, bu yükseliş planla programlı bir yükseliş. Batılı ülkelerin e, beklentileri e, büyük ölçüde doğru çıkmamış durumda. Çünkü Çin ekonomik olarak yükseldikçe ve bunu da büyük ölçüde piyasa ekonomisi e, prensipleri çerçevesinde yaptıkça Batılılar yıllarca Çin'in böyle e, kendi içinde dağılacağını, çok partili sistemlere geçeceğini, bir, belki Çin'in içinden birkaç Çin çıkabileceğini falan bekliyorlardı. Bunlar olmadı. Aslında Çin bütün dünyayı yeni bir vaka olarak, bütün dünyanın değerlendirmesi gereken bir vaka olarak ortaya çıkmış durumda. Bu vaka enteresan da bir durum. Batılılar yıllarca ta İngiltere'nin 1800'lerden itibaren izlediği serbest ticaret politikalarını empoze ederek gittikleri o coğrafyada, o coğrafyanın aktörleri bu serbest ticaret konusunda tabir tabirca ise batılların, batıllara galebe çalıyorlar. Şimdi bunun en belirgin örneği de Çin orada. Şimdi Çin'in yükselişini bir jeopolitik açıdan değerlendirmek lazım. Ki Türkiye'yi ilgilendiren belki en önemli taraflarından bir tanesi bu. Çin'in yükselişi aslında diğer bazı ülkelerin de kendi bölgelerinde nüfuz arayışlarını artırmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde bir tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya evrildiğini görüyoruz. Dünya sisteminin. Bu Türkiye için hayırlı bir e, başlangıç, hayırlı bir şey, olay. Çünkü Türkiye gibi orta büyüklükte, belki dünyanın en büyük ülkeleri arasında olmayacak ama orta büyüklükteki bir ülkenin e, bu çok kutuplu dünyada pek çok fırsatlar ve imkanlar yakalayacağını düşünüyorum. Aslında dünya sistemi genel olarak çok kutupludur. İki kutupluluk ve hele hele tek kutupluluk çok e, ciddi bir istisna olarak geldi dünya sistemine. Bu iki kutuplulukta da hele hele e, tek kutuplulukta Türkiye'nin adeta eli kolu bağlanır, bağlanır hale geldi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim coğrafyamızda, İslam coğrafyasında yaptığı hesapsız kitapsız işler, çok büyük sınır değişiklikleri çabaları vesaire bunlar birlikte değerlendirildiğinde ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü de tehdit eden devlet kurma çalışmaları dikkate alındığında aslında çok kutupluluğa gidişin yani Amerika'nın hegemonik güç olarak dengelenmeye başlanmasının Türkiye gibi bir ülke açısından endişeyle karşılanacak bir tarafı yok. Dolayısıyla Çin'in yükselişinin e, kendi coğrafyasında şimdilik kendi coğrafyasında yaratacağı bir takım sonuçlar var. E, Çin bu yükselen güçler içinde e, dünyada hegemonik olarak kendini e, bütün dünyada hissettirebilecek potansiyele sahip belki tek güç. Ama aynı zamanda yine dünyanın e, dünya siyasi tarihi bize şunu öğretiyor ki hangi devlet hangi güç ya da hangi güçler birliği ee, bir e, böyle hegemonik bir e, nüfuz oluşturmaya başladığında ya da böyle bir dünyayı kontrolü altına almaya çalıştığında mutlaka başka güçler de bir araya gelerek onları dengeliyorlar. Şu anda bile Çin'in belli güçler tarafından dengelenebileceğinin işaretleri var. Kendisiyle hemen hemen aynı büyüklüğe sahip Hindistan'ın o bölgede olması mesela ikisinin arasında ciddi bir rekabet bulunması Hindistan'la ciddi bir e, sorun yaşayan Pakistan'ın dolayısıyla Çin yanında yer alması, nükleer silahlarını Çin sayesinde elde etmiş olması vesaire, Bunlar bize tipik e, dünya siyasi tarihinde var ola gelmiş vakalar zinciri gibi görünüyor. Burada bazıca bir şey yok. Mesela Orta Asya ülkeleri ve Rusya bir yandan Çin'le Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yakın ilişkiler kuruyorlar. Bir yandan aralarında ee, şu veya bu konuda birbirlerini şüpheyle görme durumları var. Özellikle evet. e, gerek Rusya'nın gerekse e, Orta Asya Türk ülkelerinin. Onlara yönelik olarak e, Hindistan'ın mesela bir Orta Asya açılma politikası izlediğini, onu da yine Orta Asya'daki Türk devletlerinin memnuniyetle karşıladığını, çünkü bu devletlerin birbirlerini dengeleme yarışı içinde olmasının onların da lehine olduğunu biliyor ve görüyoruz. Dolayısıyla Çin'in bu çabaları nereye gider? Bunu şimdilik kaydıyla burada bırakarak e, e, tekrar e, bu başlık altında yaptığım değerleme, değerlendirmeyi evet. tekrar etmek istiyorum. O da evet Çin'in yükselişi çok önemli bir hadisedir ve bu hadise aslında Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasında ve bir miktarda belki Orta Doğu'ya doğru daha genişçe bir coğrafyada ki oralarda Batı'nın hatalarından faydalanıyor. E, nüfuz arayışı içinde olması, Avrupa Birliği ile Amerika arasında, özellikle Avrupa Birliği ile Amerika arasında kurumsal olmasa bile, Avrupa Birliği'nin önde gelen ülkeleri arasında giderek görüş ve politika farklılaşmaları, ortaya çıkması. Bunların hepsi yan yana getirildiğinde bir çok kutuplu dünya düzenine gidiyoruz. Buradan Türkiye'nin yakınması, endişe etmesi için hemen hemen hiçbir sebep yok. Hatta memnun olmasını gerektirecek çok şey var. İkinci bir mesele, evet. Çin'le yaptığımız ticaret ve burada verdiğimiz açık, acaba bu nasıl dengelenebilir? Aslında bu bizi temel bir soruna götürüyor. Onu tartışmadan, konuşmadan ve o sorunu çözmeden bu sorunlara dair fazlaca da bir yapıcı fikir üretmemiz zor diye düşünüyorum. O da şu, Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz gümrük birliği. Şimdi bu Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz gümrük birliğini biz 1995 yılının sonunda çok kısa bir süre içinde Avrupa Birliği'ne üye olacağız varsayımıyla müzakere ettik ve imzaladık ve ardından da 1996 yılının 1 Ocak tarihi itibariyle uygulamaya koyduk. Oysa Avrupa Birliği tarafı ise ta o günden belliydi bunu Türkiye ile ilişkilerinin nihai noktası şeklinde düşündü. Şimdi o günden bugüne de 96'dan bugüne 14 yıl geçmiş ortada Avrupa Birliği üyeliği olmadığı gibi üyelik olacağına dair en ufak bir işaret de yok. Bunu ele ele son yıllarda daha da görüyoruz. Kaldı ki Avrupa Birliği üyeliğinin e, çok fazla tavizkar politikalar uygulamaya değmeyeceğine dair yani Avrupa Birliği üyeliğinin çok da matah bir şey olmayacağına dair işaretler de son yıllarda epeyce artmış durumda. Şimdi burada Avrupa Birliği ile e, e, aramızdaki gümrük birliğinin şöyle elimizi bağlayan bir tarafı var. E, o da üçüncü ülkelerle olan ticaretimizi hangi gümrük tarifeleri üzerinden yürüteceğimiz konusu. Şimdi biz bu konuda Avrupa Birliği'nin belirlediği tarifeler üzerinden gidiyoruz. Çünkü e, Avrupa Birliği herhangi bir ülkeyle yani Avrupa Birliği üyesi olmayan bir başka ülkeyle bir serbest ticaret anlaşması müzakere ederken müzakerelerini şöyle açıyor karşı tarafa diyor ki ben şu anda galiba 28 üye 28 artı Türkiye adına müzakere ediyorum seninle diyor. Ama Türkiye yok o masada. Oysa o 28 ülkenin 28'i de var. O 28 ülke mesela. Ha buna ufak tefek böyle üretim kabiliyeti fazlacı olmayan ülkeleri bir tarafa bırakalım. Ama bu tür kabiliyetleri olan ülkeleri koyduğumuzda bu ülkeler mesela diyelim Meksika'yla, Mısır'la, Çin'le, diğer Hindistan'la böyle bir anlaşma imzalanması söz konusu olduğunda her kalem üzerinde kendi sektörlerini koruyucu bir takım tedbirler talep ediyorlar. Ama biz yokuz orada. Ve sonuçta ortaya bir anlaşma çıkıyor. Ve bir anda diyelim ki Çin malları Türk e, gümrüklerine yığılıyor. Hani mübalağa ederek anlatmak gerekirse biz de diyoruz ki ya nereden geldi bunlar? Onlar da diyor ki biz Avrupa Birliği ile sizin pazarınızı satın aldık. Sonradan biz o ülkeyle bir serbest ticaret anlaşması yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu böyle gidemez. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığına ve olmayacağına göre, burada parantez içinde bir şey daha söyleyeyim, Avrupa Birliği üyesi olmayıp da Avrupa Birliği ile gümrük birliği yapan yegane ülkenin Türkiye olmasının çok akıllıca bir şey olmadığı ortada zaten. Dolayısıyla bu böyle gidemez ve burada bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bizim de Türkiye olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bir serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmemizin vakti geldi. Onu yapmış olsaydık o zaman mesela biz de Çinle yaptığımız serbest ticaret anlaşmasında Çin'in gelen mallarının hangi sektörlerde hangi vergilere tabi olacağını belirlerdik. O zaman içerideki içerideki üretici bu kadar mağdur olmazdı. Evet. Burada tabii izlenen ekonomi politikaları da var. Bunların bir bütünlük arz etmesi lazım. Mesela zaman zaman TL'yi çok aşırı değerli hale getiren politikalar izlendi. Şimdi TL çok aşırı değerli hale geldiğinde ee, o zaman Türkiye'de 50 malları üreten üretici, ürettiği malları, e, hele ara sanayici, e, ara sanayi ma, e, malları üretenler, e, mesela e, o esas sektöre mallarını satarken zorlanıyor çünkü orada Çin aynı malları çok daha ucuza imal etmiş oluyor. Ben yıllar içinde hatırlıyorum, Ankara'dayken de. E, buradayken de e, üreticiler e, kendi fabrikalarını kapatıp o konuda o sektördeki Çin'in üreticisinin Türkiye'deki distribütörü haline geliyor. Şimdi bunların hepsinin belki Çin'in yaptığı gibi, Güney Kore'nin yaptığı gibi, şimdi Çin'in yaptığı gibi dediğimizde bir anda ha, lan bunlar acaba tek partili bir yönetim mi istiyorlar bilmem ne mi istiyorlar diye anlaşılmasın. Güney Kore'de benzeri şeyler yapıyor. Mesela e, e, döviz fiyatlarının e, ne kadar artacağı e, kendi e, parasının neden çok değerli hale gelmemesi gerektiği gibi konularda gayet dikkatli davranıyorlar. Dikkat ederseniz mesela yıllarca Amerika ile Çin arasındaki en önemli tartışmalardan bir, birisi de e, Yuan'ın e, değerli hale getirilmemesi konusuydu. Çünkü Yuan değerlendikçe ihracat kabiliyeti azalıyor. Dolayısıyla bizim gibi mal üretip dışarı satıp e, bundan para kazanarak içeriye yatırım yapmaya çalışan bir ülkenin kendi parasını zaman zaman aşırı derecede değerli hale getirmesi akıllıca bir iş midir? Bunların hepsinin birlikte değerlendirilmesi lazım. Yani Çinle olan sorunun bu baca ticaretimizdeki bu açık konusu böyle bir şey. Evet ee, hocam toparlarsak e, konuyu. Bunun içinde söyleyeceğim şu. Bunun kısa vadede yapılabilir bir bir yani önerilebilir bir politikası da yok yani şu veya bu şekilde. bunun içine belki bir iki husus daha ilave edebilirdim ama kısa kesmek açısından. Evet. Üçüncü konu da şu. Dış Türkler meselesi. Şimdi bu Dış Türkler meselesi Türkiye'nin hemen bitişiğindeki Dış Türklerden başlayarak çok geniş bir coğrafyaya doğru yayılıyor. Bunun içine eğer İslam dünyasının unsurlarını da katarsak, hani Türkiye'ye kendini o kadar yakın hissetmeyen grupları bir tarafa bırakarak hani doğrudan mesela Araplar, doğrudan başkaları gibi ama onlar bile zaman zaman onlarla ilgili bile Türkiye'nin zaman zaman bir şeyler yapması, söylemesi bekleniyor, isteniyor. Şimdi Türkiye bir dış Türkler politikası izleyemez bence. Ama bir ilgisi izleyebilir. Ee, mesela bu Doğu Türkistan, e, Şincan bölgesine dair anlatılanları büyük ölçüde e, batı medyasından öğreniyoruz. Ee, şimdi bunların da çok iyi niyetli olmadıkları açık. Yani ne zaman ki bu Trump ve Pompeo, özellikle Pompeo'nun başlattığı Amerikan derin devleti var, diyorum yani. onlara. Çin'i kuşatma, Çin'i dengeleme yönündeki politikaları germeyi kazandı. Bir anda bu Uygur meselesi artan bir oranda karşımıza çıktı. Şimdi burada şu, yani Türkiye Çin'le ilişkilerini böyle bir konu üzerinden yürütemez. Başka, mesela Bulgaristan'da ülkeler biraz daha farklı belki. Çünkü burnumuzun dibindeler, şeyler... Türkiye'nin içinde zaten yaşayıp da Bulgaristan vatandaşı olan çok sayıda e, kar, e, insanımız var vesaire Ama Resulullah. onu bir örnek olarak Resulullah. verdim ve Allah'tan zaten böyle bir sorun da yaşanmıyor bunlarla ilgili olarak. Resulullah. Ama şimdi bunların hepsini <laughs> e, şöyle bir çerçevede ele alırsak Türkiye açısından iyi olur. Yani bu Türk grupları o ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkileri, gelirleyemez o ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilerin esas aktörü olamaz ama bir köprü olması için gayret edilir. Ha bu ne kadar yapılabilirse o kadar başarılı olur. Aksi takdirde e, yani her birçok ülkeyle ilişkilerimizi e, kısa ve orta vadede bozabiliriz. Zaten ilişkilerimizin dış politikamızda yeterince sorun yaşadığımız ülke sayısı olduğunu dikkate alırsak belki bu konuda biraz daha dikkatli olmakta fayda var zaten. Evet. Ama bu Çin'i takip etmemek, Çin konusunda uzman yetiştirmemek, özellikle Çin'e gidip tahsil edip orada belki üniversiteyi bile orada okuyan ama üniversiteyi burada okumuş olsa bile çünkü ben Ankara'da özellikle görev yaptığım üniversitelerde çok teşvik ettim yüksek lisansı doktorayı yapmak üzere Çin'e gitmelerini ama iyi İngilizce bilerek gitmelerini, orada iyi Çince öğrenmelerini, doktoralarını Çince yazmalarını, gelmelerini böyle tek tük teşvik ettiğim çocuklardan gidenler de oldu mesela, memnunum. Dolayısıyla bunun yapılması, artırılması, devam ettirilmesi lazım pek tabii ki. Ama devletin politika belirlemeye belirlemesi aşamasına gelindiğinde, Aşağı yukarı benim söyleyeceklerim bunlardır. Evet, çok teşekkür Peki, ederiz hocam. Peki, iyi akşamlar diliyorum herkese. Sağ olun. Hayırlı Hayırlı akşamlar, i̇yi akşamlar. akşamlar. Sağ olun. Ben tabii, bu tabii, batı Batı medyasından öğreniyoruz. Hocam güzel konuştu. Yani bir devlet aklıyla beraber yapılması gerekenler noktasında güzel tespitleri var. Katılmamak mümkün değil. Ama şu Doğu Türkistan meselesinde, Uygurlar meselesinde, ee, konuşulanların batı merkezli tandanslı olduğu ve bunun da işte Çin'le bir kısmı en azından Çin'le Türkiye'yi karşı karşıya getirmek amaçlı yapıldığına dair bir algı var. Ee, buraya katılmak mümkün değil. Yani bugün e, sadece şahit biz üzerinden veri tabanında var şahitlikler. Bu mesela kamplarda yaşananları, anlattıkları, şahitlik evet. verdikleri. Türkiye'ye gelen insanların anlattıkları var. Burada ne, yani var. burada zaten evet. neyin yaşandığı, ne amaçla yaşandığına dair e, bizim Amerika'dan da <laughs> Batı medyasını öğrenecek herhangi bir konumuzun olması gerekir. Bir başka husus daha e, burada Çin'in katı tutumu, yani onu da ifade edelim. Mesela en son e, Sayın Cumhurbaşkanının Çine ziyareti sırasında, herhalde iki yıl geçti üzerinden e, ya burayı gelip ziyaret edebilirsiniz, bir heyet gönderebilirsiniz e, dendiğinde. Birincisi Çin kota koydu. Yani e, buraya getirirsiniz ama şu 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 özellikler olan insanlar olmasın bunun içerisinde dendi. İki, iki sene geçmesine rağmen hala daha öyle bir heyet e, bölgeye gitmedi. Bunun haricinde mesela e, en azından vicdanlı olan batıdan gitmiş olan gazeteciler de var. Yani Çin'in daveti üzerine bölgeye getirip gösterdikleri ve onların döndükten sonra yaşananlara dair e, anlattıkları var. Onun için bugün anlatılanların bası tandanslı da olmuş olsa, Amerikan merkezli de olmuş olsa bu şahitlikler üzerine anlatılanların Çin'in Doğu Türkistan coğrafyasında yaptıklarının cüzi bir kısmını oluşturduğuna da inanan birisiyim. O anlamda evet Türkiye Çin ilişkilerini Doğu Türkistan'da yaşananlar belirlesin iddiasında ben hiçbir Doğu Türkistanlı olduğunda duymadım. Onu da hocayla paylaşmak isterim. Ee, ama Türkiye bu anlamda ee, 1991'de Peşmerge'yi nasıl kabul ettiyse, işte Suriye İç Savaşı'nda nasıl e, 4-5 milyon insanı bu ülkede barındırıyorsa, daha geçmişe gidelim işte Hindistan'dan sürülen Yahudileri nasıl kabul ettiyse, o Ali Cenaplığı gösterdiyse, işte Polonazköy'de e, Avrupalıları mezhep savaşlarından nasıl alıp e, getirip burada onlara kol kanat gerdiyse, Türkiye Böyle bir vizyonu, böyle bir misyonu da vardır. Bir yerde insan hakları ihlalleri varsa ki bu anlamda bu su götürmeyecek kadar bir gerçektir, orada Türkiye'nin tavır alması kadar doğal bir şey olamaz. Tamam, tamam. Dahası bu işte hem dini temelli hem de ırkı temelli bir yakınlık olan coğrafyada yaşananlara Türkiye eğer sesini çıkarmazsa bu anlamda bugün Batı medyası mesela Türkiye bu konuları gündeme getirmediği için Türkiye'yi eleştiriyor. Evet orada da başka amaçlar var. Başka grupların, terör örgütlerinin veya istihbarat teşkilatlarının bu anlamda Türkiye'yi sıkıştırmak gibi niyetleri var. Ama bütün bunların hepsini değerlendireceğiz. Ee, i̇ki nokta önemli. Bir, ya batı tandanslı ve burada ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yanlış bir ifadedir. İki, Türkiye bu meseleye taraf olmamalı, sesini çıkarmamalı mantığından, penceresinden bakmak da hataldır. Bir üçüncü husus daha var. Bunu Almanya örneğiyle anlatıyorum. Almanya ile Çin arasında 200 milyar euroluk bir ticaret hacmi var. Ve Alman Dışişleri Bakanı Çin'deki basın toplantısında mevkidaşına bu kamplar kabul edilemez diye bir ifade kullandı. Çok net bunu söyledi. Ve Çin Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Biz Almanya ile olan ticari ilişkilerimizi daha nasıl geliştirebiliriz odaklanmak istiyoruz. Yani Türkiye Bunu bu meseleyi koydu, zaman, ortaya ya, koydu evet. yani. Ama Çin bize işte ilişkilerimizi bozarız. Zaten ilişkileri ekonomik anlamda anlattık. Tabii. Eee boza, işte, ilişki. yani İlişkilerimizi bozarız diye düşüneceğini söylemek bir o oradaki insan hakları meselesini hiçbir tarafa koyalım ama ee, bu doğru bir tespit değil. Evet. Bunu bu şekilde ifade ha, Teşekkür evet. ederiz. Şimdi çok sabırla beklediniz hocam. Vallahi bu kadar sabır etmemiştim. Bu gençleri gençleri bayağı uzun süreyi size. Evet. Sözünüz bitene kadar hocam. Ee, genel olarak konumuz evet. belli. Evet. Sizin orada bir seyahatiniz de olmuş, gözlemleriniz evet. de olmuş. Ya bu gözlemlerinizi de katabilirsiniz. Ee, Konumuzda evet. da belli Türkiye-Çin ve Çin'in dünya üzerindeki bu hamleleri. Evet. Şimdi Doğu Türkistan ile ilgili olarak genelde konularda geçti. Türk-Çin ilişkileri geçti. Bunun uluslararası rekabet açısından konular geçti. Şimdi ben öncelikle şu, Türk-Çin ilişkilerinin tarihi seyrine bakarsak, oradan başlayarak kısaca bir özetlemek isterim, görüşlerimi. Tabii ben 1993'te bir Çin raporu da hazırladım, Doğu Türkistan raporu da hazırlamıştım. o günden beri de rahmetli İsa Yusuf de çok muhabbetlerimiz olmuştu. Beni de manevi oğludan etmişti arkadaşlar. Böyle de bir görevimiz de vardı. Ama Ömer kardeşimiz bu vakfı şey yaparak ben de onun için hiç sözüne girmedim. Anlatsın böyle inançlarıyla hep e, güzel de sundu. E, Mehmet Akif Hoca gerçekten güzel tespitlerde bulundu. Evet. İki kardeşimizin de teyzesini tebrik ediyoruz. ve Özellikle e, bu söylenenleri devlet hakkının da bir kenarına koyup evet. ve bu akıldan yararlanmaları gerekir. Ve Türkiye'de her ne kadar e, Doğu Türkistan'da gidip ya da Çin'de gidip eğitim almamış olabilir insanlar ama e, Doğu Türkistan'da ve e, beyin olarak yaşayan çok insan var. onu görüyoruz yani. Çünkü Doğu Türkistan bizim e, ana yurdumuz. İşte bugün Türkçe konuşuyoruz. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Lugat it Türk olmasa İlk sözlüğümüz yok yani sözlüğümüzü yazan Doğu Türkistan'da yazıyor. Sadece yazılıyor. sözlük de değil aslında Tabii çok çok şey var. Yani Türklerin önemli şairleri yine Doğu Türkistanlı. Evet. Türklerin önemli her türlü kaynakları yani medeniyete kattığımız katkıların en temeli Uygurlar, Turfan bölgesi, 4000 yıl önceki su kanalları sulama ve şehir medeniyetine geçişteki Türklerin katkıları Doğu Türkistan'dan geliyor. Yani onun için Doğu Türkistan bizim için tarihi hafızamızın en önemli kaynaklarından biri. Tabi tarih, e, hani diyorlar ya coğrafya kaderdir. Evet coğrafya kaderdir. Kaderimizde ta, e, Rabbül Alemin bizi Çin'in yanı başında e, yaratmış. Ve Çin'in yanı başında yaratmış ama Çin e, bizim beş katımız olan bir millettir. Yani dün beş katımızı nüfus olarak bugün de yine e, 1 milyon 400 milyona aş 1 milyar 400 milyon yakın Çinli var. Dünyada 300 milyona yakında Türk ve Türk e, e, orijini millet yaşıyor dünyada yine coğrafyî olarak, şey olarak, nüfus olarak, demografik olarak yapı pek değişmemiş. Tabi bunun sebep ama buna rağmen Türkler her bar, e, her Türk, her bahar Çin'e sefer yapmayı düşünmüş, yazlar, e, yazları, yaralar çıkmış, kışları obalara inmiş ama her bahar gençlerini Çin'e sefer yapmaya alıştırmıştır. Bu öyle bir şeydir ki bütün Türk e, tarihi boyunca bakarsanız e, Çin kayıtlarını ya da işte Göktürkler'de bakarsanız hı hı. işte hatta meşhur e, 724'teki e, Bilge Kağan'ın yapmış olduğu toyda bile e, Bilge Kağan'ın yerleşik hayata geçelim önerisine Vezir Tonyukun karşı çıktığında Çinler bizim beş katı bir millettir. Bu milletin biz yerleşik hayata geçersek Çinler bizi çok kısa zamanda e, yok ederler ama biz hareketli bir toplum olacağız. Yazları yaylılar, kışları ovalara ineceğiz ama her bahar Çin'e saldıracağız de de deyişini unutmamak gerekir. Yani işte o Çin Seddi dediğimiz seddi işte herkes der ki Türkler için yapmışlardır. E ben de o kanaat o seddin üzerine çıktım. E orada atalarımın ruhuna fatiyalar gönderdim. Evet. Hatta Çin Seddi'nin üzerine bir namaz kıldım. Bu da böyle bir merhum ozan Arif'in Çin Seddi'nde bir gün sabah namazı kılmayı da nasip eyle ya Rabbi dediği o değişini yerine getireyim dedim. Ve böyle bir şey yani Çin'deki e, Çin. Şimdi Çin'le ilgili hafızamızda çok şey var. Ama dünyadan bir haber olanların Çin'le ilgili hafızası yok. Yani bizim memleketimizde Türkiye'de e, dünyadan tarihinde medeniyetinden kopuk olanların Çin'le ilgili hafızası yok. Onlar için <laughs> Çin'le bir hafızası e, işte Huawei telefonları ya da işte Çin malları ucuz malları o teneke malları filan ya da çocuk oyuncaklar. Ama bizim hülyamızda Çin'le ilgili daha dün e, şeyde <laughs> milattan önce 209'da Çin hanedanı, Çen, Çen hanedanı komutasında Çin ordusunu perişan eden, 350 bin kişi orduyu perişan eden e, Metehan vardır. Ve tarihteki ilk e, Kürşat'a kadar gider o iş hocam. Kürşat daha <laughs> sonraya geliyor. Metehan'dan e, Metehan ilk düzenli orduyu kuran, kuran kişi. 45 40 kişiyle gidip saldırması evet, tabii tabii ama daha sonra onlar. Sonra tabii daha sonra. Metehan daha önce. Yani ilk ordumuzun kuruluşu milattan önce 209 Çinlileri de başlıyor. Tabii tabii. Teoman Metehan yani, Cengiz evet. Yani bu şeyden per perdeden Çin'e biz bakıyoruz. Oradan beri gelişimiz. yoksa e, o coğrafyada çok verimli topraklar, ovalar. İşte <laughs> az önce Ömer Hoca söyledi. Ee, Doğu Türkistan yaklaşık 1 milyon 820 bin kilometre kare alan. Çin 5, e, 9 milyon 540 bin kilometre, 560 bin kilometre kare bir alan. Ee, böyle bir alanda Çin'in e, yine Doğu Türkistan'ın da beşte biri toprağa sahip. Ama Çin'in bütün doğal kaynaklarının altyapısına bakarsan petrolünden, doğalgazından ve kıymetli maden hepsi Doğu Türkistan coğrafyasına çıkıyor. Ve bugün Doğu Türkistan coğrafyasında Çin yayılmasının, Türkleri Kes, her şeyle asimil etmesin altında Doğu Türkistan'ın altında yatan o kıymetli madenler ve kıymetli e, doğalgaz ve diğer e, altın ve diğer e, madenler. Şimdi böyle olduğun için Çin e, bu politikasını devam ettirmesi, güçlü olanın e, zalimhane bir şekilde bir milleti yok etmesiyle karşı karşıyayız. Doğu Türkistan açısından yine bakarsak işte, az önce Hasan Bey de söyledi. i̇şte Batılılar kaynaklarına göre dayanarak yapıyor. Ben e, isimlerini vermeyeyim çünkü çok yakın tanıdıklarım var. Belki de buradan biz için elçiliği beni dinlediği kanaatindeyim. Bana birkaç defa televizyonlarında davet ettiler. Sonra benim Çin'le ilgili algılarımın farklı olduğunu algılayınca yani sosyal medya paylaşımlarından ve yazılarından onun için televizyonda çıkamadık. Yani sonra vazgeçtiler. Ama Çin devleti izlediği kanaatindeyim. Eğer bugün program haberinde varsa. Onun için çocuklar şey etmesinler. Yani tanıdıklarımızı şey etmesinler. yakınlarını etmesin ama bir çok sayıda yakınını tanıyorum. Ee, ve orada ailelerin birçoğu orada olanlar, anneleri olanlar, babalar olanlar çok tanıdıklarım var. Hem Türkiye'de hem yurt dışında tanıdıklarım var. Bir de Türkistan coğrafyasında yine Çin'le gidip gelen ticaret yapanlar tanıyorum. Oradan tanıyorum. Yani işte diyelim Kırgızistan'dan Çin ticaretinin nasıl yapıldığını, Çin, e, Kırgızistan'daki Çinler neler yapıyor, Kazakistan neler yapıyor, hangi yerlere yatırım yapıyor. Bunları da çok yakından takip ediyorum. Böyle bu açıdan bakarsak da Çin birincisi biz onlar sadece batı medyasını almıyoruz. Çin gerçekten bugün 7 Ekim'de Birleşmiş Milletler'in 35 tane üyesi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin de ifa şeyle, onayla Çin'i kınadılar. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dişi katliamları, Mehmet Akif Hoca'nın açıklamalarına aynen katılıyor mu dediği gibi hepsini yapıyorlar. Kültürel bir soykırım. Sadece kültüre değil, insan da soykırım var. O hapishaneden girenlerin çıkmayanların sayısı binler, on binler. Ve o şeylerde en en ihtimalle iki milyon, 5-6 milyona kadar insanın hapis tutulduğu bir ülke Çık, Çin. giren çıkanlarla beraber. Yani, çıkan çıkanlarla beraber. Her Türk bir Çin hapishanesinden, Çin, Çin zulmünden geçiyor. Kişiliği, kimliği, karakterinin yıkılması için her şeyi yapıyorlar. Böyle böyle insanlık dişi bir uygulama yapıyor. Onun için Çin'e 3-5 tane mal satacağız, 3-5 tane mal alacağız diye Çin'in Doğu Türkistan'daki insanlık dişi katliamlarını görmek asla mümkün olamaz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha bir, bir, bir ay önce işte şeyde yine Çin'den buralarda şey yapmak istiyoruz kamplarla ilgili şey yapmak istiyor inceleme yapmak istediğimizde halen işte AK Parti sözü de söylemiş söyledi bir doğru dürüst bir cevap verip işte gelin heyetiniz istediğiniz yere yani Türkistan'dan nere varsa görsün yok ancak onların Çin'in ayrıca şöyle politikasın Türkiye'deki bir takım öğretim yerine Çin Devleti Çin, Çin'de imkanlar veriyor orada burslar veriyor. Oraya gezme ve hal, gezme hakkı veriyor ve imkan sağladığı için onlar da oraya gidip onlar da güzel Çin'de de böyle her yer kötü değil. Yani gezilecek, görülecek tarihin en eski medeniyetlerinden biri. Yerler var. Bu insanlar da oralarda gidip geziyorlar. Türkiye geldiği de ya Çin'de her şey güllük gülistanlık anlatıyorlar. İşte Pekin'de Uygur lokantasına gittik çok güzeldi. Öbür yerde falan yemeği yedik böyle diyerek. Ya da bazı arkadaşlarım, yakında tanıdığım milliyetçi arkadaşlardan bile oraya gidip, ya biz böyle konuşsak bir daha Çin almazlar onun için konuşmayalım. Oradaki anlaşmamız bozulmasın, projemiz bozulmasın söylevleri de duydum yani. Bu da beni çok üzdü çünkü merhum İsa İspafdekin bize verdiği manevi bir görev de vardı. O manada onun için ben o şeyde halde olmadım, o ruh halinde olmadım. Şimdi Burası bizim tarihim. Bu manada Çin'in Doğu Türkistan'daki yapmış olduğu katliamları her zaman söylemeli. Nasıl Rusların Kırım'ı Kırım da işgal edip şu anda etmiş olduğu işgali Sayın Cumhurbaşkanı her ortamda bunu asla kabul etmiyoruz dediği gibi Çin'in Çin'de Uygurlar'da, Şincan'da, Şankay'da ve diğer Türkistan şehirlerinde yaptığı katliamları da ya da yapmış olduğu bu da asla kabul etmiyoruz. Sık sık söylemesi gerekir. Aynı şey onun için biz bu önemli bir şeydir. Bu bizim daha da güçlendirir, daha da dik dururuz. İşte 35 ülke ile ilgili Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin e, bildirisini okuyan ve şey eden Almandı. Almanya delegasyon şey başkan Resmiyette temsilcisiydi. Christopher Heusen diye bir kişi. O Alman çıkıp bunu açık açık Çin'de Çin'in dünya kamuoyunda Çin'i suçladığı ve ifade ettiğini belirtmekte fayda var. Bu Almanlar asla Çinle olan ticaretini azaltmadı ya da pozitif ticaret yaptığı ülkesidir. Evet, Almanya. Yani. Alman, evet. Onun için böyle dik durmak gerekir. Yani senin bunları biliyor, ticaret yapıyoruz ama senin de bu insanlık dışı yaptıklarını biliyoruz ve bunu not ediyoruz. Türkler tarihte her şeyi not ederler ama zamanı geldiği zaman hesabını sormasın bilirler. Nasıl ben burada Türkiye Türküysem, Doğu Kıstan'da Doğu Kıstan Türküyse bunlar da bir gün bunun hesabını sorar. Bugün koşullar oluştu. Birazdan belki vaktimiz olur. Azerbaycan'ı konuşacağız. Yani Türkler her şeyi alır cebine koyarlar ama zamanı gelince mutlaka hesabını sorarlar. Ama erken öten bir millet değiliz. Zamanı geldiğinde, güçlendiğimizde bunu yapacağımız kanaatindeyim. Ben milletlerin tarihi 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene değil. Türkiye ile ilgili bütün stratejik hedefler Türklerin en az bin yıllık geridedir. Nasıl bugün Anadolu'da bir strateji belirlersek Batı'nın şark politikası bin yıldan önce başlar, Malazgit'ten başlarsa bize karşı politikası aynı bin yıl geriden olaya bakarız. Ama bin yıl, beş bin ileri bakan millet. Çünkü tarihin Öyle. milletlerinden biri olan Türk millettir ve tarih bir milletler mücadelesidir. Z doğru, zaten doğru strateji herhalde bin yıl sonrasını düşünüp bir dakika sonra hareket etmek. Tabii ki. Yani Evet, buna katılıyorum size. Şimdi bu manada biz e, bu gözle olaya bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Bir başka şey, tabii ki rekabet stratejileri bugün aslında baktığım zaman temel strateji şudur. Kaynak bağımlı strateji. Yani Çin ne yapıyor? E, dünyadaki bir takım kaynaklarla dünyadaki, Çin dışındaki bazı ülkelere bağlı. Onlar ise petrol ve doğalgaza çünkü büyük bir enerji evet. ihtiyacı var. Bu kaynaklarını da bağımsız hale getirebilmek için ne yapıyor? E, paraya ihtiyaç olan ülkelere yatırma ihtiyacı yatırım yapıyor. Sonra da o ülkelerin kaynaklarını el koyuyor. Mesela Cibuti şunu bunu söyledi ama Güney Sudan'da petrol kaynaklarını Çin işletmektedir. Evet. Bu ne demektir? İşte onların paraya ihtiyacı var. Onların bu parayla o yönetime gelenlerin ülkede hakimiyet kurmak için paraya ihtiyaçları var. Çin'e petrol kaynaklarını işletmelerini evet, vererek... Sen hocam. Evet, yüzde seksi 87sini o... veriyor. Çok büyük ne yapıyor? Yani. Böylelikle oraya hükmediyor. İşte Cumhuriyeti kaynakları, Güney Afrika'da çok ciddi yatırımları var. Kenya. İşte dedi, Kenya'da var. Ee, şeyde işte dedi, limanları söyledi. Hatta bizim bir limanımız aldı. Hem e, Türkiye'de liman satın aldığını bilirsek her şey. Yani Çin e, dünya pazarında hem kaynak bağımlılığı azaltırken hem de diğer ülkelerin kendine bağımlı hale düş getiriyor. Borç veriyor. Borç veren talimat verir. Sonra gidip yerlerine yer koyuyor. Bir nevi Çin bir yayılma stratejisini devam ettiriyor. Bana göre bu İpek Yolu projesinin evet. gerçekleştirilmesi Türkiye ve Türk milleti açısından yaralı bir proje değildir. Çin'in Çünkü Çin bizim en önemli stratejik rakiplerimizden biridir. Kime karşı? Avrupa'ya karşı. Yani biz Çin'den bir şeyler Avrupa'ya bir şey satmıyoruz. Onun için biz burada Çinliyi pazara getirmek bizim derdimiz olmamalı. Bir de şimdi şu anda şu var. Bu pandemi diyoruz ama bu Çin virüsü, bu Çin virüsü dolayısıyla dünyada Çin mallarına karşı bir tepki, tepki var. Bu tepki uzun sürede Batı'nın anti-Çin politikasına döneceği kanaatindeyim. Çünkü Çin, <laughs> Çin Batı pazarlarında ucuz iş gücü sayesinde zaman zaman içinde teknolojisini geliştirdi, Batı'dan aldığı şeylerle, teknolojilerle. Ayrıca elemanlarını kalitelleşti ve batı pazarını çıkar etmeye başladı. Evet. Birçok üründe Çin e, e, batı pazarında %5, %10'dan %15, %20'lere çıktı. Onun için batılı ülkeler artık korumacı ekonomik politikalara doğru dönüyorlar. E, bu manada Çin'in de öteleneceğini ve bu ötelenmenin de Çin'in büyüme hızının düşmesiyle beraber iç e, karışıktan olacağı kanaatindeyim. <laughs> e, bu manada e, bizim e, Türkiye olarak Özellikle Çin mal, Çin'den gelen ürünlerin birçoğu işlevsiz oyuncak ürünler, çocuk oyuncakları, evet. neredeyse sektörün 2 milyar dolardan fazla Çin'den gelen ürünler. Ve Çin e, kalitesi düşük çok sayıda ürün piyasamıza sunuyor. Bunların e, girişini engelleyici politikalarla, özellikle insan sağlığı açısından uygulamalarla bunları azaltmamız gerek düşünüyorum. Ve evet. biz Çin'le rekabet yaparsak, Çin'le biz 18 milyar dolar içeride veren bir ekonomiyle, uzun sürede ilişki kurmamız pek oldu olduğu kanaat ne değilim. Daha stratejik ürünlerde Çin'le ilişkili yapalım. Onun dışındakileri ithal ikameci bir bakış açısıyla kendi işimizde teşvik etmekte evet. fayda var. Çok güzel anlattınız şu hocam. Bir katkı Reklama yaptım. geçelim. Reklamdan sonra çok devam kısama, Bu önemli bir dakika bir geçmesin o zaman. Tamam. Reklama gireceğiz. Şimdi şu aradaki makas nasıl e, kapatabiliriz sorusu çok soruluyor. ya. Bunda tabii kafa yormak gerekiyor. <laughs> Aslında bir başka sıkıntı. Çin'in doğrudan yatırım yapmış olduğu ülkelerde aldığı fabrikalarda çalışan e, işçi Çin'den getirdiği işçi. Bunun önüne mesela geçilebilirse, yani Türkiye'de getirip evet. açmış olduğu fabrikada e, en az 57'si deniyor ama o 80'lere kadar çıkıyor. E, diğer mesela Türkiye'den çalıştırdığı insanı genelde geri hizmetinde çalıştırdıkları. Bu şekilde belki fabrikalar bu güzergahta açılıp ve yerli halk bu fabrikalarda çalıştırılırsa. Bu fabrikalardaki ürünler bu güzergaha kullanılıp satılırsa belki o makas daralabilir. Bu evet. daha adil olabilir. Ama ürünü tamamen siz Çin'de üretirseniz ve oradan yükleyip Avrupa'ya veya dünyanın farklı yerlerine taşırsanız bu sadece bu coğrafyadaki devletlerin ekonomik olarak çökmelerine sebep olur. Evet. Hı. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlar sonra yine devam edebiliriz. Başka konulara da geçebiliriz. Ama tabii tabii sizinle o zaman devam ederiz hocam reklamdan sonra. Evet. Kaç dakika evet. reklam? Şimdi bir herhalde 10 dakikamız olur. Tamam. Yalnız aklıma Ozan Arif dediğiniz aklıma tamam. da bir türküsünden bir söz getirdiniz. Konuyla da evet. ilgili aslında. Şimdi Türk coğrafyası diyor işte Azerbaycan'dan, Doğu Türkistan'dan bahsediyoruz, Kırgızistan, Türkmenler. Yani Ozan Arif'in şöyle bir sözü var. Diyor ki, Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik ney? Hep aynı milletiz, aynı şey. Hı. Ne kadar güzel. Yani biz bütün bu e, topluluk Koydun. tek bir millet tamam. olarak hareket edebildiğimiz zaman... Tamam. Zaten hiçbir sorun kalmayacak. Evet. Ne Çin ne Amerika kendimiz olarak yolumuza güçlenerek devam ederiz diye düşünüyorum. Kısa bir reklam, reklamdan sonra devam evet. edeceğiz. Sevgili izleyenler reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam e, bir söyleyeceğiniz evet. vardı isterseniz. E, bu Doğu Türkistan'da yaşananlarla ilgili e, Ömer hocam çok güzel bir açıklama yaptı. Hani işte <laughs> batı medyası vesaire değil evet. geçemeyiz. Bir sürü şahitlik var burada yaşayan insanlar evet. var. Ve bir de şunun altını hani çizmek istiyorum. Şimdi bu çapta bir olayı Çin devleti de saklayamaz. Ve ne kadar otoriter olursa olsun her devlet zaman içinde bunu bir günah olarak görür kendi içinde. Mesela Sovyetler Birliği'ni hatırlayın. Stalin'in yapmadığı kalmadı o coğrafyada. Evet. Kaç tane halkı yerinden söktü bilmem evet. ne yaptı filan. Ölür ölmez yerine gelenler e, ilk önce günah çıkardılar. Bunların hepsini evet yaptı ama bu yaptı. Biz bundan dolayı özür diliyoruz dediler. Bizden <laughs> istenen toprak için bile e, Sovyetler dedi ki ya bunu Stalin yaptı ama biz bundan bilmem neyiz. Şimdi biz bugün dersek Türkler olarak orada hiçbir şey olmuyor. Bu batı medeniyet şey batı medyasının uydurması yarın utanırız. Evet. İnsan yüzüne bakamaz hale geliriz. Yarın oradan bir Çinli çıkar der ki bu Xi Jinping'in bilmem nesiydi. Biz artık yeni Çin'i bilmem ne yapıyoruz. Burada da Uygurlardan özür diliyoruz dediğinizde siz o tarihlerde eğer bu Batı medyasının uydurduğu Çin'den fazla çincilik yapmışsanız zaten Birleşmiş Milletler'den bu, de bir açıklama gelmişti aylar önce. Bak şimdi şöyle ben Doğru orada istedim. şöyle ayrılıyorum. Yani Türkiye'nin Batı'nın kuyruğuna takılması gerekmez. Çünkü onların kendileriyle ilgili bir özel ajandaları var. Ve o meseleyi tarif ediş biçimleri farklı. Mesela Hong Kong'u da için içine koyuyorlar şudur budur. bizim hassasiyetlerimiz var bazı konularda farklı. Ee, biz kendi üslubumuzla ve kendi temsil ettiklerimizle bu meseleyi ele almalıyız. Ve de şunu demeliyiz. Bu meseleyi benim konuşmam senin yararına aslında. Neden? Çünkü bir ciddi bir Uygur diasporası var. Hı hı. Ve insanlar sabah akşam orada olan biten hadiselerle yatıp kalkıyorlar. Türkiye, e, efendim Çin'in rakibi değil, jeopolitik rakibi. Aramızda çok uzun bir e, coğrafya var. Ama Çin'in jeopolitik hasımları bu meseleyi sahiplenir ve üstü, üstlerine alırlarsa o zaman bu Çin için esas tehlike teşkil edecektir. Türkiye... Çin'e bu çıkmazdan nasıl çıkacağını, nasıl çıkabileceğini de gösterebilecek olan ülkedir aynı zamanda. Yani Türkiye'nin talepleri neydi? Siz temel insan ondan sonra normal dini hayatla ilgili pratikleri ve hürriyetleri vermelisiniz bu insanlara. Bunu hiç gocunmadan, şu derler bunu keserler bilmem ne vesaire filan yapmadan sadece söylemek lazım. Orada karşı tarafta da ben eminim ki bir sürü bürokrat, yani bu... Yüz kızartıcı bir iştir yani yapılan iş. Emir komuta zinciri içerisinde bir şeyler yapıyor olsalar bir de yaptığı işe inanmayan orada da bir sürü şey vardır. Devlet dediğiniz yapıların hepsi kendi içerisinde farklılıklar yaşar. En otoriter yapının içinde bile. O yüzden bundan asla hani çekinmesinler yanlışa yanlış dememizin. lazım. <laughs> Ee, önünde bir engel yoktur. Hocam Onu bir katkım edin, olması açısından e, çok doğru tespitler. Yalnız e, birçok defada Birleşmiş Milletler'in alt komisyonlarında e, bizzat şahit olduğum <laughs> olaylar dolayısıyla e, Çinli bürokratların her şeyi reddeden yani Hı. kendileri gibi düşünmedikleri kendilerinin doğru görmedikleri her konuda duvar ördüklerini ve bunu düşmanlık olarak algıladıklarını da Hı ifade etmek isterim. Doğru. Yani Doğu Türkistan konusunda sen yanlış yapıyorsun. Hı hı. Bu senin zararına dahi demiş olsanız hı hı. onların e, şu en azından şimdiki konjöktüre itibariyle hı hı. ona karşı çıkacaklarını Tabii. E, bilinmesini isterim. Elbette. Çünkü buna bizzat şahit olmuşum. En son iki olayı da bakınız e, AK Parti sözcüsü Ömer evet. Çelik'in çok titizlikle yani kelimelere varıncaya kadar çok titizlikle bir ifadesinden bir gün sonra Ankara'daki büyük elçiliğinin sözcüsü'nün açıklamasını okuyun. Yani bir devlet adabına, edebine sığmayacak ifadeler var orada Bu taraftaki, bu ülkede çok özenerek seçiyor kullanacağı cümleleri, kelimelere varıncaya kadar. Ama karşı tarafın tam bir reddi var. Yani diyor ki Çin aslında şöyle bakıyor. Evet seninle ilişkilerimiz olsun mu olsun. Bu ilişkilerin boyutlarını belirliyoruz ama bu ilişkiler benim dediğim gibi olsun. Bu benim kabul edilemez. Burada e, kırmızı çizgiyi çekmezsek evet. dün Batı ile ilişkilerimizde bugün neden şikayet ediyorsak aynısını yaşarız yaşatırlar bize yani. Bugün Çok dönüp de diyoruz işte Amerika'ya şu tabizi verdiler, şu üssü verdiler diye 1950'ler evet. 60'ları memneller vesaireye konuşuyoruz. 20 30 sene sonra da bu günlere dönerek derler ki ya kardeşim her sene 20 milyar dolar e, parayı transfer ederken kim efendim hani sizi ikna Tabii. etti. Ülkeyi bir sömürge haline getirdi. Ya da planınız neydi bunu yaparken? Tabii ya da neydi derler. Veya işte şey yaparken ne yaptınız derler. Yani geleceğin gözüyle bugünlere, geleceğin gözünden bugünlere bakmak. Zaten lazım. herhalde hayat Ve yaşadığımız ile yaşadığımız tecrübeyi büyük değerlendirerek. Bir, bir husus bir cümleyle de yani. katkı yapmak tamam. isterim. Yani bu Türkiye'de hani doğu Türkistan meselesi belirleyici olmasın. Ya ben de bir yerde hadi tam doğu Türkistan meselesi hiç konuşmayalım. Yani yakışmadı halde konuşmayalım. Ama Çin'le olan ilişkilerimizde ve Çin'in bu yayılmacı siyasetinde bize zararlarını konuşmuş olsak dahi bu meselenin konuşulması gerektiğini, yani Çin'i konuşmak gerektiğini ve bugünkü uygulamaların, ekonomik girdi çıktıların buna tedbir alınması gerecek, gerekecek kadar önemli bir noktaya vardığını görmemiz gerekiyor. Doğu Türkistan'ı unutalım. Yani hiç sanki bir şey olmamış gibi ama bu ilişkileri de bir görelim. Bir de evet. Görmek zorunda olduğumuz bir noktaya gelmiş bu. Bir de Çin'in Doğu Türkistan meselesi dışında, Çin'in Batı Türkistan'a yayılma politikası çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Doğru. Evlilikler yoluyla olduğu gibi Batı Türkistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da hatta Tacikistan'da ciddi yatırımları var. Tacikistan'a toprak istedi hocam. toprak yani istedi Borcunun, satın borcunun evet. yeniden yapılandırılması karşılığında 1158 kilometre karelik bir toprak parçası ee, bunu devredin bize dendi. Kırgızistan'da ilçe satın aldı. Halk ayaklandı. Mesela Moğolistan'da aynı şey bir hidroelektrik santrali ve başkente bağlayan e, yolların aslında kuşak yol kapsamında kullanacak olduğu yolların karşılığını işte %85'ini ben karşıladım dedi, dedi Çin ama e, Moğolistan hükümeti bunun geriye dönüşlerinin mümkün olmadığını görünce askıya aldı. Pakistan'da hakeza öyle, Kazakistan'da öyle. E şimdi bunları benim arzu ettiğim şey bu yayılmazı siyaset ve gelinen son noktada e, yani bir Kenya'nın durumuna düşmemek için, bir Gwadar limanını devrede bu Çinli iskancılara, nüfusa orayı açmamak için tedbir alınması gereken bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ve bunun içerisinde de birileri <laughs> diyor ki işte Doğu Türkistan'ı konuşmayalım. Konu Doğu Türkistan'a gelmeden önce e, Türkiye yine bu konuyu konuşmak zorunda. Bekası için konuşmak zorunda. <laughs> bir de çökmemek için konuşmak zorunda. Bunun dışında en önemli stratejik çıkarım şu olabilir bir de Türkistan'da nüfus art, Türkistan nüfusunun artışması artırılması konusunda teşvikler yapılması lazım. Yani Çin'le komşu olan bütün Türkistan illerinin ülkelerinin nüfusunun arttırılması konusunda teşvik etmek lazım. Hocam politik haline getirmek lazım. Kırgızistan nüfusunun yarıdan fazlası diş ülkelerde çalışıyor. Hı. Aslında meseleyi yerinde çözebilirseniz sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi Kırgızistan ekonomisinin de yüzde sekseni bu dışarıdaki insanın çalıştığı paraya bakıyor. parayla paraya bakıyor. Gene bir şeyde çalışıyor, de çalışıyor dönemde... Rusya'da evet. çalışıyor. Demek ki problemi orada çözmek gerekiyor. Az önce benim söylediğim bu tartışılır, geliştirilebilir ama siz eğer Kırgızistan halkını Kırgızistan'da tutamazsanız orayı Çin ikame ediyor. Evet. Ve bu sefer demografik yapı değişiyor. Onun için böyle de bir riski var. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Bu risk sadece Doğu Türkistan'da değil. Bu risk artık işte e, onu söyleyeyim. Kazakistan'da, da Kazakistan'da da var. Da, Türkiye'de var hocam. Yani bugün e, kibrit fabrikamızı kapatmışız niye? Çin'de daha maliyet ucuz diye. Böyle bir anlayış olabilir mi? Sokağa çıkıyorsunuz, tırnak makasınız Çin'den geliyor. Diş fırçanız Çin'den geliyor. Mouse almaya kalktım geçen hafta. Yazdım donu şeydi. Gittim inat ettim ya Çin mamulü olmayan. Yani PRC veya da China olmaya maden çay <laughs> bulamadım hocam ya. Mouse nedir yani? Bir taraftan da diyoruz Türkiye'nin kurtuluşu üretim ekonomisinde. Üretim. Evet. Nasıl, üretim Nasıl yani? olacak? <laughs> ben her Çin katliam oldukça bir, bir milli refleks olarak Çin malı almayacağım diyorum. Gidiyorsun geliyorsun Amerikan malı da alsan, Çin malı, Türk malı da asan Çin malı neredeyse bir sürü şeyde her taraf pazarıyla geçirmişler. Yani burada... Hocam de... inat edince bulabiliyorsunuz. Bakın bir diş fırçası. Gittim. 7 tane marka. Bunları da yayınladım sosyal medyada. 7 hmm. tane marka buldum. Şimdi bir de yerli üretim diyoruz ama bir de kalite olacak değil mi? Tabii ki. Evet ben diyorum ki yerli üretim olsun gerekse iki kat pahalı alayım. Ama 7 tane diş fırçasını buldum. Onlar içerisinde birisi İsviçre zannedersen birisi Türkiye. 5 tanesi Çin mamülü. Çin mamüllerinin kötüsünden iyisine kadar hepsi var. Ama kaliteli İsveç bizimki üzülerek bunu ifade edeyim. Bizimkini ağzınıza sokmazsınız. Görüyorsun çünkü kalitenin ne olduğunu da orada görebiliyorsunuz. Demek ki iş bize düşüyor. Yani bizim insanımız, sanayicimiz, üreticimiz ya Çin'den ne alsam da gelip burada çok para kazansam derdini bırakacak. Bir bir kendisi kalite üretecek. İki ürettiğimde nasıl satabilirim derdinde olacak. Biz ancak böyle. Ha ya bunu yapacağız. Kalkınacağız. O dünyada üreten ve bilenin efendi olduğu ya da ikinci tercih ikincisini olacağız. İşte üretmeyeceğiz, üretileni satın alacağız ve köle olacağız. Bu, bu kadar yani bu tercih bize kalmış. Tamam. Dünyada artık dünya ikiye bölündü hocam. Sömürenler Kesinlikle. ve sömürülenler. Buna döndü yani bütün iş. Çünkü tarih boyunca da böyle belki de. Hani kendi içimizde birlik olalım hep konuşuyoruz. Ben hep şunu derim bizim ülkemizin misyonu, vizyonu şu olmalı. Kendi içimizde birlik, kendi coğrafyamızda işte soydaşlarımız, dindaşlarımızla yetmez. Yani eğer ki kapitalizmin kalbi İngiltere'de, Amerika'da da birisi sömürülüyorsa, biz ona da sahip çıkmalıyız. Afrika'da evet. da birisi sömürülüyorsa, biz ona da sahip çıkmalıyız. Aslında bizim şey vizyonumuz kendi Bu. içimizden başlayarak çevremizden ve elimizin gücümüzün yettiği ölçüye kadar insanlara yardım etmek, vicdanlı olmak. Çünkü şu anda dünyada benim gördüğüm en önemli kayıp vicdan kaybı artık vicdansız bir e, vicdansız toplumlar, ülkeler, yöneticiler olmaya baş. Yani insandan uzak, insansız insan gibi. Hani insansız evet. araçlar var ya, hocam. Hatta Samet Vurgun diye bir şair var Azerbaycanlı. Oradan da Azerbaycan'a bağlayalım. Diyor ki Samet Vurgun dünyayı vicdan düzeltecek. Diyor. Bu kez Cemal hocamdan başlayalım. Hocam Azerbaycan. Tabii şunu da sorayım. Oradan Azerbaycan evet. özelinde konuşalım. Ee, yani 15 Temmuz sonrası işte harekatlarımız olabiliyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekatı, başarılı operasyonlar. Hemen peşine Suriye meseleleri zaten devam ediyordu. Peşine hemen Libya, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz meselesi, hemen peşine Yunanistan, hemen peşine Ermenistan. Bu bir hani bize sokakta kolpa derler ya bir bir şey mi yani bize karşı farklı bir plan mı? Ama özelinde tabi bu Ermenistan'ın e, kışkırtılması mı durup dururken zaten hep yaptıkları şeyler ama nedir bunun perde arkası diyelim? Yani burada büyük resime baktığımız zaman Türkiye bir ateş çemberinin içerisinde. Her tarafından kuşatılmaya çalışılıyor. Çünkü neden kuşatılmaya çalışılıyor? E, Türkiye bir ayağa kalkma hamlesi yapıyor. Yani e, şey diyor ki e, Degol. 1965 yılında Degol'da evet. De Gaulle'la Fransız gazeteciler bir röportaj yapıyorlar. Ve diyorlar ki ve batılı gazeteciler Ruslar Pırağa geçmişler. Artık Batı medeniyeti için büyük bir tehlike olduğunu düşünüyorlar. Ve diyorlar ki artık Ruslar Pırağa da geçtiler. Artık Batı'ya doğru gittikçe devam ediyorlar. Bu yayılmanın Batı medeniyeti için bir tehlike midir diye soruyorlar. De Gaulle diyor ki bizim için Rus yayılmacılığı bir tehlike değildir. Bizim için en büyük tehlike başı Türkistan coğrafyasını yatan, bütün gövdesiyle Anadolu'dan, ayaklarıyla Adriyatik'e uzanan, bir da Moskova'ya, bir kolu da diyor şey uzanan, Afrika'ya uzanan bir aslan yatmaktadır. Bu aslan bir gün uyanırsa işte bizim için tehlike odur. Şimdi yavaşça bu aslan içinde bulunduğu koşullar dolayısıyla 100 yıla yakın uyudu. Narkoz verildi. Ve bir yüzyılda geçmişi var onun uyutulacak hale yenilerek yere yatırılacak hale getirilmesi. Yaklaşık 200 yıldan beri bu aslan uyuyor. Daha doğrusu 1774 yılında Kartal Meydan Muharebesi'ni biz kaybedince Kırım'ı Ruslara, Eflak ve Boğdan, Avusturya, Macaristan importu verdikten sonra süper güç masasından kalktık. Yani Batı dünyasının ve hakim olan dünyanın süper gücü değildik. Masada yavaş yavaş bizim topraklar paylaşıldı. Ta ki Polatlı'ya kadar. Polatlı'dan Onları süre süre işte bugünkü coğrafyamızı kurtardık. Ve, ve bu arada da bütün gençliğini heba etmiş olan, erkek nüfusunun büyük kısmını savaş meydanında yok olmuş olan bir millettik. Kader yüzümüze güldü, Rabbül Alemin bize himmet eyledi. Ve yeniden nüfusumuz 80 milyonları aştı. Bir güç olmaya başladık. Ve bu arada bilime, teknolojiye gittikçe geliştik. Belli bir ekonomik büyüklüğe ulaştık askeri büyüklüğe ulaştık. Silahımız artık %70'e kadar, %70'inin daha fazlası bugün savaşçılık silahları biz üretiyoruz. Böyle olunca Batı etrafımızdaki birçok noktaya, sınır uçlarına dokunarak bizi ayağa kalkmamız için ne, yap ne yapılması gerekiyor, onu yapmaya kalktı. Tabii bir 78'de PKK olayla PKK'yı devreye sokarak bizi işten bölmeye kalktılar. Ve PKK Türk ülkemizde bulunan Kürt nüfusunu devamlı istismar etti. Kürtler bizim kardeşimizdir, öz kardeşimiz. Ama gel gör ki e, bu nüfusu bayağı e, PKK istismar ederek bizi 78'den beri bir savaşın içinde bir nevi içine soktu. Derken burada Türkiye işte 15 Temmuz ve daha sonraki eylemle şeyle PKK'nın Türkiye içindeki bataktan neredeyse kuruttu. Ve Bataklılar kurtulunca dışarıya doğru. Çünkü bataklığın öteki en önemli hamlesi dışarıda. Ee, işte her ne kadar Kandil'de dersek e, ve Kandil'le birlikte şeyde de Suriye'de de bir bataklığın bir öbür kısmı vardı. Ve Suriye'de işte bu büyük Orta Doğu projesi, Batı'nın Orta Doğu'da yeniden ülkeleri dizayn etme projesi diye bir projesini devreye soktular. 2000'lerin başında bu seslendiren proje, işte Orta Doğu'daki bütün ülkeleri neredeyse bir yeniden bir dizayn etme projesine döndü. Bunların içerisinde tabii ilk başlarda hoşumuza giden şeyler oldu Arap Baharı'nda. Ee, i̇şte mevcut yönetimlerin hemen hemen hepsi e, Batılılar tarafından daha önce kurulmuş olan Osmanlı ve Türk düşmanı yönetimlerdi. Bu halk Arap halklarından büyük bir kısmı, halkın büyük bir kısmı Osmanlı'nın batının Kandırmadasıyla Osmanlı düşmanlığının yanlış olduğunu anlamaya başladılar. Ve bu durum biri bizi kandırıyor deyince isyan etmeye başladılar. Tabii içerideki bu diktatörlerin çoğu halkı iliğine kadar sömürdü. İşte en basit işte diyelim Arap Bağrı şeyde Tunus'ta ne oldu başladığında işte pazarda şey satan elma armut meyve satan birisi narenciye daha çok Satan bir mühendis yani işsizlik o kadar ki mühendis paza geçimini sağlamak için pazarcılık yapar hale gelmiş. Onun bir iktidarın bir zabıtasının tokatlamasıyla başlayan bir kıvılcımla başladı. Tabi altyapısı çok fazla ama bununla adam kendisini yaktı derken Tunus'taki ayaklanmalar başladı. Oradan Mısır'da aynı haksızlıklar büyük devam ediyordu. İşte biz ihvan dedik filan dedik ama Mısır'da aynı şekilde mübarek yönetimi, büyük bir fakirlik ve yoksulluk var. Mübarek her seçimi kazanır. Batı Amerika her seçim döneminde mübareğe 7-8 milyar dolara para verir. Mübarek de bu seçim paraların büyük kısmını halkın belli gruplarına dağıtır. Ondan sonra hep seçimi kazanır. O seçimi kazandıran halk daha sonra baktı isyan etti mübareği devirdi. Kaddafi bir taraf. Kaddafi'yi kendi halkına, kendi evlatlarına katlettirdi. Kaddafi öyle veya böyle olsa ben Arap e, Libya'lı gençlerle çok arkadaşlık ettim. Yurt dışında post-doc yaparken de çok yakın arkadaşlarım vardı. Kaddafi Libya'lı gence, yurt dışına gidip herhangi bir okulda kalan gence her 2000 dolar para veriyor. Ya da 2000 pound. İngiltere'de okuyanlara 2000 pound veriyordu. Karşılıksız. Evlenmek isteyene ev veriyor. Gençlerin hepsine maaş bağlamış bir şey. Çünkü Libya'da 4 metreden petrol çıkıyor. Dünya petrol rezervinin yüzde dördü Libya coğrafyasındaydı. Böyle bir adamı katlettirdiler. Yani biraz psikopat. Fransa'ya bir... çok para veriyordu Kaddafi Sarkozy döneminde özellikle. E, o İlk bombayı atan da Fransızlar tabii ki. Yani bu şeylerde yani Kaddafi biraz psikopat bir adam görüntüsü olabilir Türk ama ikisi. üst düzey bir Arap milliyetçisiydi. Tabi ülkesinin başına birçok Arap milliyetçisi olması başına belalar getirdi işte. Mısırla birleşmeye kalktığı, cadda birleşmeye kalktı işte derken bir savaşlar filan İşte o, o savaşın ürünü olan da hafter şu anda mesela böyle şey yani Orta Doğu'da bir sürü karmaşıklık şey derken en yani bizim sınıfımıza gelen şey Suriye'deki durumdu ee, Suriye'deki e, bu duruma müdahale etmek zorunda kaldık çünkü Suriye bizim yanı başımızda şimdi Suriye'deki Sünni Müslümanlarla Müslümanlar e, bugün Türkiye'de Türk tipi Müslümanlık dedim Müslümanlığın en yakını olan Arap, ehl Sünnet, Arap halkının büyük çoğunluğu orada oturuyordu. E, bunlara karşı e, işte Esad, Nusayri bir kişilik. ve Esad ve Baba Esad'a başta Fransızlar buradan giderken Nusayri Mısır'da şey Suriye'de bağımsızlık verdiklerinde Nusayriler askeri gücü, devlet gücünü verdiler. Yoksa Suriyeliler Baba Esad'dan önce de Fransızlıktan sonra iki defa ayaklandılar. İlk ilk cumhurbaşkanı işte şey başbakan falan Konyalıydı evet. yani. Doğru. Yani Türk asıllardı. 402 yıl Osmanlı toprağı Tabii. bir valiyle haliyle yönetmişti zaten. Yani Suriye böyle bir durumda olunca ve buradaki Sunni Müslümanlara ciddi bir katliama tabi tutunca Esad yani halkını bombalıyor devamlı. Tabi Esad 82'de halkını bombaladı. Hama katliamı, humus katliamlarında yaklaşık 80 bin kişi bütün şehri kapatarak şehri devam bombalıyor. i̇syan yani etme önemli değil. Yani çoluk çocuk yaşlı fark etmiyor. Böyle yaptı baba Esad. Burada bir gelenek var. Yani Sunni Müslümanları e, e, Nusayri, Nusayriler eliyle şey edilmesiydi. Susturulması ve korkutulması kişiliğinin karakterinin yok edilmesi projesi bir nevi Suriye'de uygulanmıştı. Bunun devamında e, bu e, Hafız Besar Esad da aynı şekilde aynısını yapmaya kalktı ciddi katliamlar yapınca ilk adamlar bizim kapımıza gelmek zorunda kaldı. Yani bunlara Tayyip Erdoğan gidin affedersin Sayın Cumhurbaşkanımız. E bunlar hiçbirini ayaklandırma derdi yoktu. Sadece bunlara insan onuruna yaraşır bir şekilde korumak istedi yani. Evet. Onun için sınırlar açmaktan başka çaremiz yoktu ve bunun neticesinde tabii bu Arap Baharı'nın politikasının temel olarak Suriye'yi e, üçe bölme politikası söz konusuydu. Bu üçe bölme politikasının şeyde bizim sınırlarımızda özellikle <laughs> Musul ve Musul ve Kerkük'teki petrollerin Akdeniz'e aktarılmasında bir koridor oluşturmak istiyorlardı. İşte P, PYD, PKK, YPG bunların hepsi aynı çizgi. E bunlara bu Türkiye'nin güney sınırlarını bunlara ömek istediler ki oradan dünya petrollerinin %7'si Kerkük petrolleridir. Hatta Kerkük'te, ilk şey, Kerkük'te Kuzey Irak yönetiminde ele geçirmek istemesinin altına yatan Kerkük petrolleri ele geçirmeydi. Bu duruma karşı Türkiye kendisinin kapana kısılmasını engellemek için işte bu Sur, Suriye operasyonlarını yaptık. Bunlarla ilgili tabi bu arada <laughs> Türkiye'de ciddi bir askeri bir teçhizat, teknoloji gelişme son 20 yılda ciddi bir yatırım yaptı evet. ve bununla da bir savaştık. Tabi burada bir sıkışıklık oldu Türkiye'nin burada Batı istediği çözümleri tam alamayınca. Bizi başka cephelerden de sıkıştırmaya başladılar. Hadi batı değil tabi. Burada Ruslar bir taraftan bizimle işbirliği yaparken bir taraftan en büyük düşmanlığı da Ruslar yapıyor bize. <laughs> Çünkü milletlerin dostluğundan ziyade çıkarlar ve menfaatleri var. Rusların 300 yıllık, 500 yıllık, daha 1550'lerdeki Kazan'da başlayan Moskova'ya doğru yayılan Rus yayılmacılığı en nihai hedefi Akdeniz'e ulaşmak. Siz <laughs> Akdeniz'e dediğiniz şey Akdeniz. Yani bizim coğrafyamız ulaşmak. Bugün Ruslar işte güneyde bir nevi komşumuz durumunda olmuşlardır. İşte mesela Kıbrıs meselesi konusu. Kıbrıs'ta mesela Rum kesimin Ruslar desteklemektedir halen. İşte diyelim bileş şeylerde Türkiye garantör bir devlettir Kıbrıs'ta. Ruslar diyor ki bu garantörlük çağ dışı bir şeydir diyor. Şu anda Rusya'da 2 evet, evet. ay önce söyledi Rusların te temel görüşü bu. <laughs> oradan biz Libya'da yine Libya'daki oradan Libya geçtiğimizde Libya'da yine Haftar diye Amerika'nın ee, uzun yıllar 25 yıldan fazla Amerika'da ağırladığı, yetiştirdiği bir veya korudu. Evet. Bir kişiyi bakıyorsunuz. E, Libya'daki merkez otoriteyi yıktılar. Sonra merkez otoritenin de bir numaralı adamıydı <laughs> yine. Aslında. Evet. Bir önceki dönemde bir numara adamıydı ama bunun hainlik ruhunda olduğu için evet. herkesin adamı olabilir. Olmaya başladı. İşte Hafter ta şeye kadar geldi. Trablus'u da almak üzereydi yani şehir merkezini. İşte bu arada Trablus merkez yönetimi <laughs> özellikle Türkiye ile ilişkiler geliştirerek yani Türkiye'den yardım istedi yani bir nevi. Bu arada yardımın koşulları süreci olursun diye işte bir mavi ma şeyde mavi vatan dediğimiz bir anlaşma da yaptık. Bu anlaşmanın neticesinde de e, Libya'da meşru bulunma hakkımızı elde ettik. Ve daha önce e, bulunan e, bir müthiş takım bir anlaşma. Müthiş bir anlaşma. Mavi Bakan artık e, ma Akdeniz'de ciddi bir söz sahibi evet. olduk. E, burada da çok ciddi yani Türkiye Libya'nın sadece Trablus'unda hakim olan bir yerde varken özellikle Suriye'deki e, operasyonlardaki siyah ve ihalarımızın teknolojisinin evet. bayağı bir gelişti. Çok kısa zamanda çok hızlı gelişti. Bir dakika Kıbrıs'ı da düşünelim orada. Evet. Oradan şey edince e, Libya'da bir anda işte Libya'nın bugün Sirte'den eee batı tarafının e, neredeyse evet. çölek adı olan kısmını Bugünkü e, ulusal... Yunanistan ve İsrail arasında da denizden bir duvar gibi olmuştu evet. bir taraftan da. Tabii o mavi anlaşmamız onu sağladı bizim. E, oraya yani yarıdan çoğunu kontrol eden hale geldi meşru yönetim. Ama tabii burada ne oldu? Bizim aklımız kullandığımız ve, ve özellikle Türk siyahları ve Türk siyata silahları değil tabii. Özellikle bu <laughs> radar sistemini karıştırıcı silahlarımız. Evet. Ama o bu Hafter'in eline Rusların vermiş olduğu savunma sistemlerinin hiçbir işe yaramadı. Beyinlerini karıştırdı. Aynı Suriye'de olduğu gibi. Ve böylelikle bir şey oldu. Türkiye'nin lehine istediğimiz aslında güzel şeyler oldu. Ama tabi bir anda Batı meşru yönetim dediği şeyi Es-Saras yönetimi şey yaptı. İlk başta onlar aslında o da şöyle oldu. Millet kaçırıyor ama İngiltere bu araya bir müdahale etti. Yani bugünkü Libya'daki meşru hükümeti Birleşmiş Milletler'de İngiltere'nin hamlesiyle gerçekleşen bir olaydı. Ve o <laughs> hamle işimiz yani orta şeyde de yani Libya'da sadece Fransızlar başka yerde, Almanlar başka yerde, İngilizler başka, Amerikalılar, Ruslar ayrı yerde duruyor. Her biri ayrı ayrı yere duruyor. Bunların kuyrukları da birbirlerine değmiyor. Böyle bir e, bir şey var burada. Bu durum vardı ve bu durumda Türkiye tam yerinde güzel bir hamle yaparak çok ciddi bir fırsat elde ettik. Yani çıkarım elde ettik. Yani her zaman böyle hamleler yapamıyorduk ama demek ki biraz kendimize özgüvenimiz arttı. Özellikle i̇şte Suriye'deki e, çatışmalar ve sürecin içerisinde başarılı artık pazarlık oradan. masasına yani Ruslarla pazarla oturabiliyoruz. Amerikalıla pazar oturuyoruz. Eskiden bunlar talimat veriyordu ya da onların dediği şeyler. Sana da şu hakları verdim diyordu bir yüzyıldan beri bize. Biz savaş e, cephedeki Mehmetçiğin bilek gücüyle yani silah gücümüzle evet. kılıç gücümüzle biz artık masaya oturabilir hale geldik. Evet. Çünkü şey diyor ki Trump, Türklere karşı diyor, savaşacaksın ama Türkler diyor savaş meydanı ölelim emeğine gider gibi gidiyorlar Türk askeri diyor. Yani F kendinde Türkiye'nin böyle bir şey olunca ama Amerikan askerinin kıymetli, çok kıymetli bir asker olsa New York'ta ya da Los Angeles'ta ya da diyelim bir evet. başka Amerikan şeyde protesto oluyor. İşte şeyde gördük Afganistan'da 25 tane <laughs> bir bomba patlıyor, 25 tane en fazla asker öldüğü bir durum oluyor. Amerikan kamuoyu çalkalanıyor. Şimdi böyle bir durumdan tabii Libya'da bir şey derken, Türkiye'yi burada sıkıştırmak üzere, e, Türkiye'de sıkıştırmak üzere, özellikle Rusya'nın Rusya'nın belki de hamlesi olup olmadığı şüpheli. E, Ermenistan'da yönetim değişti bu arada. Bu Nikol Paşinyan iktidara geldiğinde, e, bir gazeteci ama ateşli bir hatip. Ermenistan'da Ermenilerin ruh halini iyi anlıyor kendi ve sokak olaylar iktidara geldi. Kendini kahraman yap İçte de bu pandemi sürecini yönetemediler. İşsizlik çok yüksek. Halk fakir yani Ermenistan'da ve halkın büyük çoğunluğu Ermenistan'ı bırak terk etti. Zaten Ermenistan politikalarını bahsederken hep Fransa'da yaşayan Ermeniler evet. üzerinden Moskova konuşmak <laughs> lazım. Moskova evet, üzerinden tabii e, doğru. Evet. Şimdi e, burada da Pashinyan e, Rusça yanlısı bir e, şey değil lider değildi. Daha doğrusu Los Angeles ve Fransa Elmeni diasporasının desteğiyle iktidara geldi. Ve onlar bunu halen finansal destekte de sağlıyorlar. Rusya'da bundan dolayı Rusya'yı tabi daha önceki Koçaryan hüküm, şey, iktidardaydı biliyorsunuz. Koçaryan'ı protestolara götürdüler. Rusya'da özellikle Putin bunlara ders vermek için de biraz kenarda durdu. Duruyor halen de. Başka sebepler de ama bu da bunun bir etkisi düşünmek lazım. böylelikle ee, Paşinyan kendini bir kahraman yapa, içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarıp e, kahraman, Ermenilerin gözünde kahraman olma hayali bunları Tovuz bölgesindeki e, sa ilk saldırı, Haziran ayındaki saldırıya itti bunlar. Orada ne? Tovuz bölgesi nasıl bir şey? Belki Rusya'nın da işine gelen bir şey olabilirdi. Çünkü Batı Ceyhan boru hatlarının, Türkiye'nin tüm yaptığı o petrol yatırımları, doğal gaz yatırımlarının temel geçtiği e, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye akan yaklaşık da bizim de yani 1990'dan beri e, Azerbaycan'ın petrollerinin, Türkistan petrollerinin ya da doğalgazlarının e, uluslararası batı pazarına gitmek gitmesi karşılığındaki en önemli stratejimizdi. Yaklaşık çünkü bu bu anlaşmaya göre, bu anlaşmaya göre yaklaşık yüzde %20'ye yakın gelir elde edecekler bu satılan petrollerden veya doğalgazdan Türkiye. Böyle bir şeydi. Ana hani adamlar bizim ekmeğimizi e, kılıç çeker gibi oldu kesmek istediler. Evet. Tabii bu arada <laughs> Türkiye ne yaptı? hemen Azerbaycan'la askeri anlaşmalar yaptı. Askeri tatbikatta iki tane yani 3 ay içerisinde iki tane tatbikat yaptık Azerbaycan'la. Bu tatbikatların neticesinde tabii bu arada e, Azerbaycan ordusunun yaklaşık 20 yıldan beri ciddi bir para birikimi oluyordu petrol satışlarından. Ve bununla da Aliyev ailesi her ne kadar baba Aliyev, e, e, Haydar Aliyev önce ülkeyi bir standart etti. de tecrübeli devlet adamı olduğu için yönetici olduğu için ülkeyi bir standart etti. yani yeniden yapılandırı bir yapı kurmaya çalıştı. Ekonomik kaynakları işler hale getirdi ve bu işler hale gelen ekonomik kaynak para kazanmaya başladı ve bugün Azerbaycan ekonomisi güçlü bir ekonomi hale geldi yani bölgesindeki ülkelere ülkeye göre koşullarına göre ve bu arada bazı ülkelerde işbirliği girdi. Mesela İHA'lar ve SİHA'lar bizden alırken In, sava, e, silahlı değil ama silahsız gözlem mesela İsrail verdi bunlara. İsrail'den alabildi. Onlarla da iyi ilişkileri var biraz. Çünkü Bakü'de belli bir Yahudi nüfusu da vardır yani. E, bunun da etkisiyle beraber yani onlarla ilişkileri yönetler. Çok e, çiftçiler çok gitmiş zamanda oraya Yahudi evet. çiftçiler, tarımcılar. Şeyde çok, çok eskiden beri petrol çıkan evet, paranın evet. olduğu bir yer. Petrol çıkan Havri ve paranın olduğu bir yer dediği gibi o, Akif Hocam'ın. İşte burada şey olunca birikmiş şeyle de Azerbaycan ordusu güçlendi, Ermenistan ordusu da para yok, şey yok. Halkın zaten 3,5 milyon civarındaki Ermeni nüfusu 1,5 milyondan daha zaymış, 2 milyondan daha fazlası Rusya'da, Avrupa'da, Fransa'da, Amerika'da ve diğer Batı ülkelerinde yaşıyor, orada çalışıyor. Bizim Türkiye'de bile 200 bin tane kayıt dışı çalışan Ermeni olduğu söyleniyor. Evet. Böyle bir şey. Olunca işte savaş. Bu kahramanlık ben ilk savaş şey olduğunda bu te burada olabilir. Emmedaki şey yine bu programdaydı. O o savaş şey olduğu şeyde başladığı günde dedim ki Ermeniler ayaklarına koşuştuklar kendi ayaklarına sıklar. Bu Azerbaycan'a saldırmaları onların kendi ayaklarına kusmaklardı. Bunun sonunda Ermenistan çok büyük kaybedecek dedim. Ve gördüğümüz gibi yavaş yavaş Ermenistan cephede büyük bir kayba uğruyor. Özellikle <laughs> Türk SİHA ve İHA'ları çok büyük, e, Azer Azerbaycan'a satmış olduğumuz SİHA'lar çok büyük başarı elde ettiler. Aynı e, şeyleri de e, video oyunlarında, Playstation'larda gördüğümüz gibi e, Ermenistan'ın savaş gücünü, özellikle Karabağ'daki savaş gücünü hemen hemen hepsini ihmal, ihmal ettiler, yok ettiler. Çok az bir şeyleri var yani e, bu silahlı düşleri var şimdi artık orada yani kalan durum. İşte az önce baktım 9 dakika önce Devlet Başkanı e, Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev e, şey diyor Kubatlı ilçesinin ilinde yani bir bir başka Azerbaycan önemli ilinde işgalden kurtarıldığını ilan etti. Yani 3 tane şehir artık eee çok, çok önemli bir şey geldi. Cümleniz bittiyse eğer <laughs> da, devam edelim. De, bu hale geldi. Yani Azerbaycan'ın hem e, bir hilal içine alınıyor şu anda Karabağ hı hı. hem güneyden hem kuzeyden ortadan Azerbaycan güçleri daha saldırmadılar. Yani ortadan salsa direkt Suçi'ye saldırıp başka NTV şey saldıracaklar. Ee, artık o hilal tamamlanıyor ve e, bugün itibariyle e, dün başlamıştım, Ermenistan'dan Karabağ'a giden e, yolun Laçin koridoru artık Azerbaycan top, topçularının hedefine geldi. Artık o yolda kesildiği zaman Ermeni Ermeni Karabağ'daki Ermeni güçleri dış destek alamayacaklar ve kısa zamanda teslim olmaları gerekiyor. Ha, burada bakarken bizi göre nedir bu dersiniz? Şimdi <laughs> bir defa stratejik olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir desteği var. Ne isterseniz yapacağız diyor. Yani her türlü desteği vereceğiz diyor. Bu silah olabilir, askeri güç olabilir, her şeyde razıyım diyor. Bunu göze aldığını görüyoruz yani. Şeyde, de bu gözle bakıyor. Bu yani iki devlet tek millet e, sloganı ilk bu defa realiteye dönüyor. Dahil olurlardı çatışmaya. bu evet, diğerleri de. Evet. Doğru. kelim bu, evet, bu tutumu çok yani, önemli. E, bu çok önemli. Şimdi Azerbaycan stratejik o Azerbaycan ve Türkiye, yani Türkiye Türkleri, Oğuz Türkleri. Bir defa Türk tarihi olaya bakarsan Oğuz Türklerin bütünleşmesine çok büyük katkı yapacak bir durum. Oğuz Türkleri bir araya gelmeden bu coğrafyaya kalkmak söz konusu değil. Böyle büyük devlet, süper güç olmak da söz konusu değil. Onun için Azerbaycan'a bu süreçte daha fazla yakınlaşmamız hem Azerbaycan'ın bütün halkını televizyonlar açın bakın işte ya da internet bakın. Hepsi Türkiye'ye Türkiye'de Türk halkını artık kardeş görüyor da eskiden böyle görülmezdi. Aynı bugün Kırgız, Kazak evet. ben oralarda gidip geziyorum yani çoğu yani böyle daha çok uzak bundan yani bu duygudan. Ama şu anda Azerbaycan evet, evet. ve Türkiye Türkleri tam bir bütünleşme söz konusu. Evet. Hocam bu da psikolojik. Çünkü bir savaşta ya da bir kavgada insan sonradan o savaş ya da kavga bittiğinde belki düşmanını unutabilir, affedebilir ama yanında olmayan dostlarını affetmez. Evet. Ya da o yanında olan dostları kıymetli olur. Evet. Doğrudur. Ee, şimdi Azerbaycan bu bütünleşme çok önemli. Bu Karabağ Savaşı Türkiye Türkleri, Azerbaycan Türklerinin bedenen değil ruhen duygusu olarak bütünleşmesini sağladığı görülüyor. Bu çok önemli bir çıkarım bu savaşta. Evet. Karabağ'dan daha önemli bence bu sıvı çıkarım. Yani bu toprak parçası ama millette, milletin ayrılmış olan yaklaşık olarak işte diyelim Yavuz'dan beri neredeyse Kara Azerbaycan, Oğuz Türkleri ile Anadolu Türkleri ayrılmış. Sadece işte Şia ve Sunni şeyde e, ayrımı vesilesiyle. Belki 500 yıllık kucaklaşma, duygusal kucaklaşma bu Karabağ Savaşı'nda o ara, ortadan sağlandı ve 500 yıl uzaklaşma duygusu olarak sağlandı. Bu çok önemli bir çıkarım. Hatta bir ara bir negatif bir iletişim de vardı. Ee, daha önce zannediyorum <laughs> rahmetli Demirel döneminde bir Ermenistan'a bir elektrik vermemiz, bir yardım etmemiz o zaman evet. Azerbaycanlı <laughs> dostlar çok, çok, aramızı biraz açmıştı. Tabii çok açmıştı. Demi, yani biliyorsunuz elçi bey... Benim kadar Türktü, senin kadar Türktü, benim kadar Türkiyeyi severdi ya da evet. ben e, böyle bir insandı. Ama sonraki dönemde ya, İlam, e, şey, Haydar Aliyev e, yine bu politikaya gitmesine rağmen e, duygusal bütünleşme açısından bu kadar yüksek sesle bunu seslendirmedi. Belki içinden istiyor olabilir. Şimdi oğlu istiyor görülüyor yani en azından kucaklaşmaya. Ama o çünkü uluslararası ortam koşullar buna el bir durum değildi. Onun için devlet tam politikasından biraz daha nötr durmaya çalıştı ama şu anda bütünleşme evet. sağlandı. Şimdi Azerbaycan niçin bizim için önemli derseniz Azerbaycan Türk milletinin gırtlağı arkadaşlar. Bu boğazımız yani. Çünkü Türklüğün ayağa kalkabilmesi için boğazının kurtulması lazım. Yani boğazımızı sıkmaya çalışıyorlar. Eğer Türkiye'den Türkistan'a bir yol gidecekse ve bir buradan bir e, ileride istisadi bir Türk birleşmesi olabilecekse bu yol Azerbaycan üzerinden geçiyor. Bu a, Türklüğün rahmetli Turan Hoca derdi ki Turan Yazgın Hoca. E, Azerbaycan bizim boğazımız. Türkiye Türk Türklüğün beynidir. Bütün gövde de Ulu Türkistan'dır. Ama boğazı sıkarsanız ne beyin çalışır ne gövde çalışır. Onun için e, bu bizim için çok önemli ve geldiğimiz bu aşamada ben ölenlerimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Yani bir e, Türk dünyasının geleceği için bu Karabağ Savaşı'ndan sonra daha güzel birlikte ekte olacak. Hatta şey de İlhan Maliyev'in de böyle bir sözleri var. Şey Karabağ Hı. Savaşı sonrasında dünya tekrar değişecek diyor. Türklük için dünya değişecek, bizim için değişecek. Yeni dünya kurulacak diyor. Yani <laughs> evet, böyle evet. bir şey var. İnşallah güzel şeylere vesile olacaktır. Sayın <laughs> Mehmet Akif Okur'a da şöyle bir sorum olacak. Şimdi hocam çok güzel şeyler özetledi aslında anlattığı detaylı olarak. <laughs> Bir i̇lginç bir tespitim var benim. Bu işte operasyonlardan yani 15 Temmuz'dan tutun operasyonlar, bütün bu hadiseler ve son geldiğimiz nokta Azerbaycan Ermenistan çatışmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin rolü sanki bütün dünya izliyor. <laughs> sanki bakıyorlar böyle acaba ne yapacaklar? Acaba ne olacak? Hiçbir müdahale yok. Yani asker mesela NATO var orada diyelim. Demişti Amerika var, İngiltere var, Rusya var ama bir bir müdahale yok. Yani durumda. <laughs> Acaba ne yapacak? bir plan mı var? Başka bir plan yoksa ne yapacağız? Bizim gücümüzü mü tartmak istiyorlar? Diyorum ama bir taraftan diyorum koca koca devletler bizim zaten gücümüzün belki <laughs> farkındadırlar. Biliyor olmaları gerekir. Ve bizim özgüvenimiz arttıkça da mesela çok seri hamleler. Bir anda Yunanistan odaklıyken hemen Ermenistan, Azerbaycan'a odaklanabiliyoruz hem siyasi olarak hem askeri olarak bir karakter ortaya koyuyoruz. Şimdi o şu geldi aklıma. Yani karakter bir toplum için karakterli de bireyler gerekir. Cesaret korkaklıkta bulaşıcıdır. Hani liderden bir başlar o. E lideri o özgüven geldikçe, ülkenin hareketleri güçlendikçe sokaktaki vatandaş da e, güçlenir. Bizim Türk Devletleri ve İslam coğrafyasında nasıl hamleler yapmamız lazım? Daha bu özgüveni artırmak, kendi karakterimizi ortaya koymak için. Çünkü çok güzel bir söz var. Diyor ki karakter Zor zamanların erdemidir. Evet. Charles de Gaulle'ün sözü. Evet. De Gaulle deyince aklıma geldi. <laughs> ee, bunu biz ne yapmamız lazım? Yani adım olarak şimdi Azerbaycan'la bu birliktelik ama başka Türk devletleri var. Başka tabii. bir İslam coğrafyası var. Bizim ne yapmamız lazım? Hamle ee, olarak. Şöyle tabii e, kriz anlarında <laughs> krizin mahiyetini, çapını, hızlı tartıp e, hızlı ve doğru karar verebilmek çok önemli. Gerçekten yani mesela son dönemde Türkiye'nin ard arda çok kısa zaman diliminde angaja olduğu krizleri düşünelim evet. Libya mesela. Müthiş hızlı ama. Tabii hani bununla ilgili bir karar vermek uzak bir coğrafya size bitişik bir coğrafya evet. değil efendim orada bir askeri harekat yapacaksınız bir örtülü harekat yapacaksınız filan. İşte peşine yine bu Kafkasya'da önemli bir çatışma burada vaziyet alıyorsunuz hı hı. Akdeniz'deki hadise filan. Bunlar önemli ve çok affedersiniz şimdi yönetmenim uyardı reklam arasıymış, Hiç cümlenizi bölmeyelim <laughs> eyvallah. Reklama girelim. Tabii. Ondan sonra devam edelim sevgili evet. izleyenler reklam arası. Sonra birlikteyiz. Sevgili izleyenler, vizyona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. E son bölüm derken reklam öncesi bugün iki reklamda sizin cümlelerinize evet, denk, evet, denk geldi hocam. Evet. Buyurun kaldığınız yerden evet. devam. Evet. Şimdi bu tabi krizleri yönetirken atmış olduğumuz başarılı adımların ardından bu başarıyı sürekli kılacak bir ve onu bir büyük stratejik planın içerisine yerleştirecek hamleler yapmak lazım. Hı hı. Yani bu şuna benziyor. Sizin çatışmalarda elde ettiğiniz taktik üstünlüklerin anlamı olabilmesi için bir büyük stratejik vizyona sahip olmanız, o taktik başarıları bu vizyonun birer parçası haline getirmeniz, onu askeri yönünün dışında siyasi, ekonomik ve diğer sair yönlerle de Bütünleştirmeniz ve daha sonrasında da size tekrar kuvvet üretecek, güç üretecek bir biçimde o strateji takip etmeniz lazım. Şimdi mesela ne yapıyor Türkiye? Savunma sanayine yatırım yapıyor, millilik oranını arttırmaya çalışıyor. Bunun en bariz sonuçlarından birini işte bu yeni nesil sihaların operasyon evet. alanındaki taktik başarılarında gördük. O sizi muharebe alanında kuvvetlendirdikçe müttefikleriniz size yakınlaşıyorlar filan. Peki işte bunun üzerine sonra ne yapacaksınız? Şunu kastediyorum. İşte Azerbaycan bu çatışmadan başarıyla çıktı, hedeflerine ulaştı diyelim. Bu bir yeni Kafkasya dengesi demek. Şimdi bu yeni Kafkasya dengesinde sahadaki başarıyı önce Bakü ile daha yakın ilişkiler kurmak için bir kaldıraç olarak kullanmak lazım. Bunun için de mesela zihnimizde bir teklifimizin olması lazım. bu teklifin içinde yeni güç dengesine uygun yeni planların olması lazım. Bunun ekonomik yönünün, siyasi yönünün, stratejik yönünün olabilmesi lazım. Benzer bir şey Kuzey Afrika için işte geçerli. Trablus'ta orada elde etmiş olduğumuz başarının ...bütüncül bir stratejinin parçası haline gelebilmesi lazım. O yüzden de çok alanda çok sayıda kadronun el birliğiyle çalışmasına ihtiyaç var. Askeri başarı önemli ama işte bu diplomasiyle desteklenmezse, uygun ekonomik projelerle vesaireyle desteklenmezse... E, buradaki bir e, başarıdan e, elde edilen e, ya da e, elde edilebilecek olanların hani çoğu elde edilemez. E, bunları dikkat etmek lazım. Şunu tabi görüyoruz şimdi Azerbaycan'ın harekatına baktığımızda. Ben Azerbaycan ordusunun e, Karabağ'la beraber Ermenistan halkını da özgürleştirdiğini düşünüyorum. Şöyle ki. Şimdi e, şeylerde filan görürüz e, böyle bazı belgesellerde bir vahşi hayvan kendinden büyük bir avı yutmaya çalışır. Mesela bir yılan görürüz geyiği yakalamış filan bir kısmını yutmuş bacaklarını filan ama sonra gerisini yutamıyor. Çünkü kendisinden büyük bir av bu dışarıya da çıkaramıyor ve sonuçta avcı ava dönüşüyor. Ee, ve e, avcı o yanlış hamlesi sebebiyle ölüyor hayatını kaybediyor. Şimdi geçtiğimiz 30 yıla baktığımızda hı hı. Karabağ'daki işgal Ermenistan'ı öldürdü. Ölmek üzere olan bir Ermenistan var. Yani ekonomik olarak dağılmış <laughs> gençleri ülkeyi terk etmişler. Efendim iktisadi vaziyet bakımından bitmiş e, diaspora dedikleriniz e, bunlar e, efendim Amerika'da Paris'te. E, gelir düzeyleri yüksek refah içerisinde yaşayan insanlar fakat e, yabancı toplumlar içinde kimliklerini yitirmek üzereler. E, gençleri Ermenice bile bilmiyor ama onlara bir kimlik verebilmek için kim satması lazım. Yani diasporanın patronları var. O büyük bir şirket gibi. O şirketin dönmesine devam edebilmesi için kim pazarlayacak, para alacak, işte onunla kimlik yapacak. Buna uygun bir eee şeyin olması lazım. Kafkasya'da da sürekli çatışmayı hatırlatacak, çatışma haberleri verecek efendim o sanal dünyayı, diasporadaki sanal alemi besleyecek, üretecek bir çarka ihtiyaç var. Ama bunun bedelini Kafkasya'daki fakir Ermeniler ödüyorlar. E, öyle de bir e, keskin kim ve nefrete dayalı siyasi düzen kurmuşlar ki hiç kimsenin bunu bozma imkanı yok ya. Bu akıllıca bir şey değil. Biz buraları işgal altında tutsak ne olacak? Şimdi buraları işgal altında tutuyoruz diye Rusya'ya teslim oluyoruz. Rusya bize dünyanın en pahalı gazını satıyor, en pahalı elektriğini e, satıyor. Bu fakir halimizde bir de onu ödemek zorunda kalıyoruz. Ondan sonra silah topluyoruz. Bakın topladıkları silahların hükmü ne? Hepsi hurdaya çıktı. Yani hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla bunlar için akıllıca olan zaten e, işgali bırakıp buradan kaçmaktı. Ama birinin kovalaması lazım yani kaçmak için. Aksi takdirde iktidarlar yıkılır. Petrosyan öyle oldu. Adam işte birkaç sene sonra işgalden e, dedi ki ya bu sürdürülecek bir şey değil. Biz hani o 90'ların sonunda bir dengesizlik vardı. Evet. Onu bir fırsat bildik bir şey yaptık ama bu gidebilecek bir şey. Adamı devirdiler. Üzerinde 20 sene e, geçti. Dolayısıyla Türk'ün ordusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Ermeni halkını da özgürleştiriyor. Yani gençleri gelecekte salim akılla düşünürlerse efendim bunun tüm Kafkasya'ya barış getiren bir harekat olduğunu ve bir yanlışlığı düzelttiğini görmüş olacaklar. Şimdi bu vizyonla Kafkasya'nın bütünü içinde Türkiye'nin Azerbaycan'la beraber planlar yapması mümkün. Aradaki en büyük engel bu yüzyılın çok büyük haksızlığıydı. Uluslararası efendim hukuku sistemi her şeyi zehirleyen bir e, meseleydi. E, şimdi o inşallah düzeltilmiş oluyor. Yine de son aşamaya kadar şeyi elden bırakmamak lazım. Çünkü bu meselenin bitmemesinden faydası olanlar çok fazla. Yani fayda olmanlar çok fazla. Bu meselenin bitmesi... Ee, ve belki Ermenistan, ıı, Türkiye, işte Azerbaycan hepsinin efendim birbirine daha da evet. yakınlaşması ihtilaf kalktığı için e, Rusya'nın bölgeye müdahalesini sıkıntıya Hı. sokacak, diasporanın 1911 olayları vesaire falanla ilgili efendim e, şeylerini sıkıntıya sokacak, e, Fransa'yı, İran'ı bir sürü gücü rahatsız edecek olan bir hadise. O yüzden. E, Arzu edilen, planlanan onu görüyoruz. Azerbaycan'ın e, kazanımlarına engel olma ihtimalleri yok ama meseleyi de bütünüyle bitirmeden yine ihtilaflı kendilerine müdahil olabilecekleri rol çıkarabilecekleri bir aşamada e, evet. durdurmak istiyorlar. Son ana kadar. O yüzden ilk günkü gibi dikkatimizi dikkatimizi koruyarak meseleyi takip etmemiz lazım. Çok teşekkür ederiz. Ve evet, evet. <laughs> evet, hocam. Sizin de mutlaka söyleyecekleriniz vardır evet, bu konuyla ilgili. Bununla e, ilgili ben de takip ediyorum. <laughs> Şimdi katılmamak mümkün değil. Aa, bir iki noktada daha ilavede bulunmak, katkı evet. yapmak isterim konuya. Şimdi e, yani haksız bir işgalin olduğu bir bölgede, e, dahası bölgenin dışında, yani işgalin dışındaki bir bölgeye, bir şehre siz ateş ediyorsunuz. Evet. Bu muhtemelen bir akıl tutulmasının sonucudur diye. Bunun çünkü başka türlü normal şartlarda bir izahı olmasa gerek. Burada Paşinyan'a ve bu anlamda da hocamın dediği gibi Ermeni halkının özgürleştirilmesi noktasında bu savaşın katkısı var mı yok mu? Biraz da meseleyi daha sağlıklı değerlendirebilmek için Ermenistan'ın içerisine bakmak gerekiyordu. 2018'de Paşinyan e, iktidara geldiğinde bu Karabağ meselesini Çözme sözü veriyor ama çok geçmeden bir yıl sonra e, işte toprak için barış prensibinden daha fazla toprak için yeni bir savaş noktasına getiren süreci iyi algı algılamak gerekir. Evet. Bu anlamda tabii hani o basına da yansıyan konuşulan e, Paşinyan'ın bu Soros'la olan ilişkisi dolayısıyla Rusya'nın ona bir ceza keseceği, hmm. kestiği e, o konuda düşünmek gerekiyor. Çünkü siyaseten içeride e, Paşinyan'ı zor durumda bırakan Sarkı, Sarkisyan ve Koçaryan'ı, mesela Koçaryan'ın e, hapse atılması, o Rusya ile ilişkileri silah alımından dolayı, e, işte aradaki yenilen paralar mevzusu dolayısıyla, e, onun daha sonra dışarıya çıkması, şimdi e, Paşinyan için zor günleri de orada beraberinde getiriyor. E, Ermenistan aslında Karabağ'ın tekrar e, asıl sahiplerine geri verilmesi, Orada iktidarı zorlayacaktır. Doğru. Ama burada enteresan bir durum var. Burada Rusya'yı iyi takip etmek gerekiyor. Türkiye'nin duruşu noktasında kesinlikle katılıyorum. Bu net tavır belki uluslararası müdahalenin de önüne geçmiştir. Evet. Uluslararası aktörlerin burada biraz daha gözlemlemelerine sebep olmuştur. Ama Rusya açısından daha enteresan bir şey var. Bunu biz Suriye'de gördük, Mısır'da da gördük. Hatta Doğu Akdeniz'de de olabilir noktasında. E, ateşi her zaman yakan Rusya oluyor. Ama o ateşin ne kadar harlayacağına ya yani nerede söndürülmesi gerektiğine yine Rusya karar veriyor. Ben e, Karabağ meselesinde böyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunun bir başka sıkıntısı var. Azerbaycan açısından ne olur? Çünkü 9 Ekim'deki o ateşkes Rusya'nın e, iki ülke dışişleri bakanını Moskova'ya çağırıp yapmış olduğu ateşkes e, Azerbaycan'da muhalefeti harekete geçirdi. Yani bütün çünkü yüzde %100'e yakın insanın e, haklı bir mücadelede ve alınması gereken işgal edilmiş toprakları siz nasıl durdurursunuz diye bir tepkisi ortaya çıkmaya başladı. <laughs> Ki orada yine Azerbaycan sağlıklı bir e, e, ifadeyle veya yönlendirmeyle bu işi takip etti. Şöyle bir avantaj sağladı Ateşkes. Çünkü bu e, kurtarılmış bölgelerde ele geçen esirler vardı. Bu esirlerin e, ...iaşelerinin ve onların yönlendir bakımları da bir problem olmaya başlamıştı. Bu Kızıl Haç Örgütü'nün esirlerin mübadelesi noktasında devreye girdiğini... ...bunun aynı zamanda Azerbaycan'a e, kazanılmış olan toprak... ...yani işgalden kurtarılmış topraklarda daha sağlam istikamlar kurmasına da vesile olmuştu. O zaman şunu söylemiştim ben. E, işte bu ateşkesi imzalayıp e, İlham Aliyev aleyhindeki... <laughs> Muhalefetin hareketlendiği noktada biraz daha sağduyulu olması gerektiğini, sonucu beklenmesi gerektiğini e, şükür diyorum. Çünkü Azerbaycan içeride başka sıkıntı yaşayabilirdi. S e, o ateşkes dolayısıyla. Ama ateşkesi bozan yine Ermeniler oldu. E, onlar bu sefer sivil alanlara yine çatışma <laughs> alanlarının dışındaki bölgelere saldırınca Azerbaycan haklı olarak e, nefsi müdahava noktasında hem işgal edilmiş toprakları kurtarabilmek için hem de bu operasyonlara cevap, cevap verebilmek için e, harekatına başlamış oldu. Şimdi şu soru aslında şu e, yani Azer Ermenistan neden sivil bölgelere ...genceye olsun, Tohuzo olsun e, roketleri atıyor veyahut da füze atıyor? Şimdi oradaki anladığım benim e, sahada Azerbaycan askerine karşı e, başarısız olacağını gören Ermenistan e, Burayı bir uluslararası çatışma alanına çevirmek için mücadele ediyor. Yani buraya Amerika'da girsin. Fransa zaten dünden gönüllü aslında. Ee, bir nevi amene tabirle Libya'da kuyruk hazcısı var. Doğu Akdeniz'de de hakeza öyle. Ee, uluslararası bir çatışma alanına burası dönsün. Çünkü diğer türlü o işgal ettiği yerleri koruma ihtimali yok gözüküyor. Bunun için çaba gösteriyor. Bence Aliyev'i takdir etmek gerekir. Çünkü e, TRT'de vermiş olduğu beyanatında, şey sordu mesela TRT spiker kendisine işte Güney Azerbaycan'dan silah sevkiyatının yapıldığına dair işte iddialar var diye sorduğunda Aliyev ben inanıyorum ki Ermenistan'a nereden hangi silahların sevk edildiğini herkesten daha iyi biliyor. Hangi suretle hatta hangi savaşçıların PKK, YPG'nin de Ermeni saflarında savaştığı tescillendi bunu bilmesine rağmen Aliyev bizim dostumuzun öyle bir şey yapmayacağına, bununla ilgili resmi kanıt elimizde olmadığına dair bir beyanatta bulundu. Şimdi burada ortaya çıkan sonuç şu: bir taraftan Ermenistan bunu uluslararası bir savaş haline döndürmek için çaba gösterirken, Aliyev ve Azerbaycan ise o işgal edilmiş toprakların azatlığı noktasında sınırlı kalmaya çalışıyor ve bugüne kadarki stratejilerinin ben doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bunun bir de uluslararası boyutu var. Şöyle, bundan önceki süreç, bu savaş konseptlerinin değiştiğini düşünüyorum ben. Bundan önceki süreçte bu terör örgütleri üzerinden vekalet savaşları yaptırılıyordu. Bunun bir sonraki aşaması, işte Suriye örneğinde gördük bunu, ülkeleri karıştırarak devletlerin paklar oluşturup, cepheler oluşturup savaştığı bir nokta. Şimdi üçüncü aşaması, ülkeleri savaştırarak, Cepheleri oluşturmak. Ama bu savaşlarda bence e, asıl büyük savaşın bence bunlar provası diye düşünüyorum. Burada aynı zamanda yeni nesil silahların da İHA'lar olsun SİHA'lar olsun e, bunlar da test ediliyor. Ve bence bütün yani biz bunu Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da ya farklı bölgelerdeki çatışma alanlarında e, cephelerin netleşmesi olarak ben bakıyorum meseleye. Kim kiminle beraber hareket edilir test ediyorlar. Onun için bu bir süreç, bunun bir sonraki aşaması e, muhtemelen daha devletlerin ittifak halinde olup başka çatışma bölgeleri de ciddi savaşların olabileceği. Ama bu fe vekalet savaşlarına bir süre daha devam edilecek. E, görmüş olduğum o. E, Türkiye açısından orası da önemli. E, hocam bahsetti. Yani e, doğalgaz ve petrol nakil hatlarının bir başka hususu daha var bunun. İşte kuşak yol projesinden bahsettik. Kuşak yol projesinin de Azerbaycan ayağından geçtiği nokta burası. Evet. Bu anlamda bence Rusya birçok yere mesaj vermek istiyor. İşte bahsettik yani Kafkas'ı, Güney Kafkas'ı siyasetinde yeni angajmanlar yeni fikirler ortaya çıkabilir. Ama Rusya da şunu söylemek istiyor. Buraya kimseyi sokmam düşüncesinde. Onun için ben yeni dönemi hocam biraz daha tabii ki birçok parametre var içerisinde ama sakin kalanların sinirlerine hakim olanların bu sükunetini muhafaza edenlerin daha başarılı olarak çıkacağı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. O anlamda biz biraz daha şanslıyız yani yaşamış olduğumuz olumsuzluklar dolayısıyla. ...bir yerden başka bir yere kısa zamanda konsantre olabiliyoruz. Yani Ege'yi konuşurken birdenbire Karabağ'a gelebildik. Ve da işte diyelim Doğu Akdeniz'i konuşurken oradan birden Libya'ya ve oranın organizasyonuyla ilgilenebildik. Bunlar tabii tecrübe kazandırıyor bize. Ama bu süreç biraz daha harlanacak gibi gördüğüm o. Karabağ Savaşı'nın Rusya'yı da etkileme ihtimali var... Bu savaş büyüdüğü takdirde İran'ı da etkileme ihtimali var. Kafkasları karıştırma ihtimali de var. Onun için ve bu gibi olayların küçük, bölgesel, lokal olmasına bakmamak lazım. Bunların çarpan etkilerinin daha büyük sosyal olaylara ve uluslararası ilişkilere etki edebileceğini düşünüyorum. Ümit ederim yani sadece Dağlık Karabağ'ın işgal edilmiş e, coğrafyasıyla bu iş sınırlı kalır. Azerbaycan hakkı olan hı hı. toprakları tekrar almış olur. Ve bunun aynı zamanda iki asırdır neredeyse e, batının veyahut da birilerinin Rusya'da var bunun içerisinde. Hı hı. E, maşa olarak kullanmış olduğu Ermeni milletinin de e, orada da sağduyunun hakim olarak insanca yaşayabilecekleri bir noktaya evrilmesine sebep olur bu savaş diye düşünüyorum. Ümit ederiz öyle olur. Evet. Evet, Sayın Cemal Hocama da bir vaktimiz varken, hatta hep birlikte de konuşabiliriz ya bu arada illa e, yani şey tek tek Abi de konuşma bir durumumuz iz yok. Şudur e, hocam, çok güzel anlattı. Şimdi Ateşkes kararı var. Evet. Yine, e, sabah Hı. yine sekiz itibariyle... Evet, evet. E, belki devam edecek yine çatışma. Ateşkes Fakat e, şimdi Kara, Karabağ eğer e, Azerbaycan devletinin denetimine girmeden e, buradaki şey durdurulursa risk şu. E, şimdi önümüz zaten kış, e, burası bir düşük yoğunluklu çatışmaya doğru evet. evrilir ve e, orayı da tahkim ederler. Yani işte Amerika, Rusya vesaire filan çatışmanın tekrar başlamaması için bastırırlar. Şimdi oraya tabii işte PKK vesaire falan gibi bir sürü örgütün getirildiğini biliyoruz. Zaten dünya üzerinde örgütlere çağrı yaptı. Yani Ermenistan, Ermenistan. oraya gelmeleri için dağlık bir bölge. Ve bu dağlık bölge üzerindeki otoritesini de kabul etmiyor. Yani diyor ki orada ayrı bir yapı var. İşte Arslan hı hı. dedikleri işte o Karabağ'da bağımsızlık isteyen Elmenler, onlara bir devlet ilan ettirdiler. Kimsenin tanımadı. Bunun anlamı fiilen kimsenin sorumluluk kabul etmediği bir coğrafya demektir evet. bu. Ee, bu işte yeni beka vadisi demektir. Yani evet. e, o şeyin Kafkasya'nın göbeğinde. Evet. Onun sonuçları çok sıkıntılı olur bölgede istikrar isteyen herkes için. Şimdi Süremizin de sonuna geldik. Cemal Hocam'dan başlayarak son bir cümle Hayır. söylemek isterseniz süremizin de sonuna gelmiş olduk. Evet ben son cümle olarak şey söyleyeyim. Azerbaycan-Ermenistan arasında Karabağ meselesinin çözümü Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Ermenistan'ın Karabağ'dan ve işgal etmiş olduğu 5 Azeri büyük şehrinden yani 5 reyondan hı hı. çıkmasıyla ancak mümkündür. Bunun dışındaki başka bir çözüm bizim için de mümkün gözükmemekte ve böyle bir çözüm hem Ermenilerin hem de bizimleyimizedir. bunun ötesinde Ermenistan'ın savaş uzatmaya kalkması ya da zamana yaymaya devam etmesi Ermenistan'ın kendi ayağına sıkmış olduğu kurşunu kafasına doğru sıkması demektir evet. Çünkü Ermenistan bu, bu savaşı sürdürecek güçte değildir ee, ve Ermenistan halkının en kısa zamanda yönetimi e, yönetimin e, devirmesi belki beklenebilir Çünkü Ermenistan'da zorla insanlar artık savaş meydanına götürülüyor ve e, otobüslere bindirilen polis zoruyla asker o bindirilen Ermeni gençleri sokaktan toplanıp evet. görülüyor. Bunların şey neticeleri var. Onun için Ermeni yönetim bir an önce aklını başına alması gerektiğini düşünüyorum. Ya da Paşinyan şunu diyebilir. Der <laughs> ki kardeşim bakın buradaki işte o militarist klik hı hı. bunca sene böyle bir tenekeden ordu toplamış. Hı. Yani bunlar bir ay bile dayanamadılar. Karton. Tabii karton. Dolayısıyla benim size ilk vaat ettiğim 2018'de doğrulandı. Yine de ben hani işte elden geldiğince bu şeyi gürültmeye çalıştım ama politikanın zaten şey yapmayacağını biliyordum. Deyip aslında bu yükten tamamen de kurtulabilir. Önünde hala bir fırsat var. Evet. Paşinyan'a ben eğer de bu savaşı kaybederse ve hatta... E Kazanımlarının bir kısmını da kaybettiği takdirde iktidarı kaybedebileceğini tamam. e, öngörüyorum. E, hatta şimdi içeride de Paşinyan'ın e, Koçaryan'ın adamları Hı. diye onların işte cephede savaşan e, Ermeni askerlerin kaçmasını e, Koçaryan'ın etkisinde ve güdümünde olan e, askerlerin ve onların komutanlarının organize ettiğini söylüyor. Başlamış. Evet içeride ciddi tartışmalar var. Koçaryan başka bir iddiada da bulunuyor. Diyor ki e, bana çünkü yurt dışı yasağı var. 4 milyon dolar vererek hapisten çıktı, kurtardı. 2-3 ay yattıktan sonra ama diğer türlü işte benim yurt dışı yasağımı kaldırırsanız ben Rusya'ya giderim, modern silahlar alırım. O silahlarla dönerim, ben bu savaşı kazanırım. Propagandası yapıyor. Aslında o cephedeki bu zayıflığın sebebi içerideki, Ermenistan'ın içerisindeki o siyasi kliklerin birbirini yemesi. Kavgasından kaynaklı ama olan Ermeni halkına oluyor orada. Evet. E, tabii ki bu Covid-19 dolayısıyla, Çin virüsü dolayısıyla e, en çok mağdur olanlardan birisi e, Ermenistan. E, kaybeden Ermenistan'dır ama dediğim gibi riskini de hesap etmek gerekir. Bu saatten sonra o Minsk grubuna tekrar dönülür dönülmez bilmiyorum ama e, işgal edilmiş toprakların kurtarılması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için de doçent doktor Ömer Kul, profesör doktor Sayın Mehmet Akif Okur ve profesör doktor Cem Azir. Katılımınız için çok teşekkür ederiz. Bilgilerinizi paylaştınız. Ben de sevgili yönetmenim, reji ekibim, kameraman arkadaşlar ve kendi adıma bizi izlediniz teşekkür ederiz. Vizyon programı haftaya sayın Haris Özdemir ile devam edecek. Biz yine başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.